yanacak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Be, bunların hepsi bir günde mi oldu? Siz hep birlikte kafayı mı yediniz ya? Ha? Filiz, ya gözünü seveyim eve gidelim. Şu kelepçeyi takalım, ondan sonra kızacaksan kız ha? Ha takarsın sen, takarsın, daha çok bekle. Kelepçe falan takmayalım. Alalım götürelim bunu polise teslim edelim. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Kutufet sen de bir sus ya. Dinlemeden anlamadan konuşuyorsun carcar ya. Çocuklar kendileri istedi benimle gelmeyi. Aa. Ya bizim başımızı belaya sokmaktan sıkılmadın baba sen ya? Ya ne yapacağız biz seninle ya? Artık dede olacaksın ya. Dede olacaksın, akıllanmadın, hala yaptığın şeylere bak. Akıllanırsın diye beklediğin peşinden koşum olmuyor ya. Hepsini, herkesi manyaklığına alet etmişsin. Ben alacağım çocukları, gideceğim başka yerde yaşayacağım ya. Yeter, sıkıldım artık ya. Tamam yavrum, sen de çok şey yapma böyle ya. Ne hiçbir şey yaptın Barış ya? Çocuklarımın bu paralarını çalmış, okula gidemiyor çocuklar. Ne oluyor? Gibi. Ne oluyor lan? Ha? Baba? Barış! Baba! Barış! 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 Ne abi? Barış! Gibi. Barış! Gibi. Barış! Gibi. Baba ne oldu? Baba! Gibi. Baba Barış ne oluyor? Baba! Gibi. Mahkemeye çıkacaksın Fikri Bey. Ne mahkemesi? Siz? Evet baba. Biz. Bir gün bile babalık yapmadığın çocukların. Biz. Ne diyorsunuz siz ya? Ayağa kalkın. Hakim geliyor. Çüşü. Hakim buysa ben çok daha müebbeti yedim ha. Fikri Elibol, burada seni yargılamak üzere toplandık. Hakkındaki şikayetleri dinleyeceğim. Hayatta kalmayı hak edip etmediğine karar vereceğim. Siz kim? Evet hocam, evet. Evet, muhtemel kalp krizi. Siz anjiyi hazırlayın. Tamam hocam, biz yoldayız, geliyoruz. Tamam hocam, tamam, geliyoruz. Geliyoruz hocam. Haydi Fikri Bey.
Yavaş, yavaş. Yavaş. Ben kapıyı açacağım, yavaş. Baba! 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 Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. İzin ver, izin ver, izin ver. İzin ver. Hocam, hocam 55 yaşında. Erkek bilinç durum değişikliği. Transplantasyonu yapıldı. Ölçüsü bak. Vitalleri nasıl? Skor nasıldı? 12 hocam skor. İpucunu yaptım. Herhangi bir ilaç uyguladınız mı? Hayır. Hayır hocam. Tamam, hemen içeri alın. Tamam, tamam. Hadi dikkatli arkadaşlar, dikkatli. Geç, 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 geç. Geç, 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 geç. Hayır, ne olur bir şey yapma, bu ne olur ya? Tut, çabuk, 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 çabuk. Çöz üstünü. Çabuk, tut. Tut, bir, iki, üç. Kaldırdım. Dur. Barış abi, Barış abi, ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kırmızı adam, mavi kol. Kırmızı adam, mavi kol. Acı servis, mavi kol. Babasız Mete. Çabuk defiye hazırlayın. Babanızın kalbi durdu. Müdahale ediyoruz. Dışarıda bekleyin. Dışarıda bekleyin. Mavi kol. Ne oluyor ya? Barış abi. Babanızın kalbi durdu. Müdahale ediyorlar. Dur, müdahale ediyorlar. Müdahale ediyorlar. Dur. Hazır. Babamdan şikayetçiyim. Bir gün bile bizi düşünmedi. Hep kendini düşündü. Öteki babalar gibi çalışıp evine bakmadı. Babam bugüne kadar bir kere bile ekmek parası getirmemiştir eve. Bütün parasını içkiye yatırmıştır. Şikayetçiyim ondan. Ama ben size iyi yaşatmak için her şeyi yaptım. Ben sizi zengin evinde yaşattım. Rüyalara götürdüm. Orada havuza girdiniz. Hatta birlikteyiz. Kurabiye dansı yaptık ha. Gelecek için ayırdığımız parayı yaktı. Yetmedi, okulumuzu dolandırdı. Onun yüzünden okuldan atılmak üzereyiz. Arkadaşlarımız bize dolandırıcının çocuğu diyorlar. Utanıyoruz ondan. Utanıyor musun? Yok hala hocam. Adrenalini tekrarlayın. Amiodoron başlayın. Baba. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Peki, sağ ol. Güzelim. Bir tanem benim, sakin ol bak, tamam mı? Senlik bir şey yok, tamam mı? Sen böyle kendi üstüne adı üstüne sakın sakın yapma bunu, tamam mı bak? Çok kötü şeyler söyledim ama. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Gel benim canım için. Gel, olur mu öyle şey? Nice kabarttık ya. Ya senin gibi evlat mı var biz Allah aşkına? Evet, sen niye kendi üzerine adıyorsun öyle şeyleri? Barış Allah aşkına bir git bak, bize tamam, hiçbir şey tamam, söylemiyorlar. Tamam, niye söylemiyor bu şey ya? Tamam, merak etme. Olur. Barış abi, şşşt. Hayır, hayır. Var mı bir gelişme? Ah. Boşuna dememişler. Ölümden öte köy yok diye. Tövbe yarabbim. Niye ya? Ya yok olmuyor ya. Bu adamdan şikayetçiyim hakim abi. Nikahtan sevgimi kaçırdı. Düzeni mi bozdu? Hayatımı yıktı. Çocuklar senin yüzünden yetimhaneye düştü ama... ne olacak değil mi? Olsun. Bize 500 bin lira borç takıp gitti. Biz o borcu ödeyene kadar imanımız gevredi, imanımız. Bir gün bile babalık yapma. Başımızı hep belaya soktu. Hiç faydasını görmedik. Atölyemize kıyafetlerini aldın, kaçtın, işimizi gücümüzü batırdın. Şikayetçiyim hakime. Ben de şikayetçiyim. Şikayetçi! Sen de şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Hadi. Ya Barış da girdi, çıkmıyor. Yani hiçbir şey söylemiyorlar. Bu ne ya? Ben anlamadım ya. Abla. Tamam, sıkma kendini. Olmayacak babama bir şey. Tamam. Gidip görsün babam yani. Ha. Alo.
Ben Hikmet Elibol'un abisiyim. Rahmet Elibol. Bizim babamızla alakalı... Taraflar dinlendiğine göre kararımı açıklıyorum. Durun! Lütfen. Ben de konuşacağım. Bu hangisi ya? Bu kıvırcık olan. Hadi geç geç. Sen de. Ne söylemek istiyorsun söyle. Konuş Hikmet, dinliyoruz. Ben aslında babamın oğlu değilim. Çık lan. Babam beni korudu, kolladı. Bir gün olsun bana yetim muamelesi yapmadı. İntihar edecektim. Yanıma ilk o koştu. İlk o geldi. Oğlum dedi. Oğlum. Adamım dedi. Baba. Adam. Devam et. Anneciğim, ben de konuşabilir miyim? Konuşabilirsin kızım. Ben dedim şans daha verilmesini istiyorum anne. Hem olmasa sen de olmazdın. Değil mi baba? Haklısın kızım. Aferin sana faydasızların en küçüğü. Tamam, peki. Torunun için sana bir şans daha veriyorum. Bu sefer iyi bir baba olacak mısın? Evet, bundan sonra çok iyi bir baba olacağım. En iyi baba ben olacağım. Hatta süper baba, süperin ötesinde bir baba olacağım. Ay. Ede, hadi gel Ede. Nabız geldi. Nabız geldi. Hemen kan gazını alın. Santral kateter hazırlığı yapalım. Yoğun akıma da haber verin. Filiz, Filiz baban kurtuldu. Kalbe tekrar çalıştırdılar. Çalışırlar. Yani kalbini çalıştırmayı başardılar ama yoğun bakım alacaklar şimdi. Ama iyi yani artık. Tabii. Merak etme. İyi. Rahatlayın. Abla, ne oldu ya? Kurtuldu, kurtuldu. Oh be! Lan bak, gördün mü lan? Konuştun mu Hikmet'le? Hastane çıkartamıyor muymuş prosedür açısından falan? Olamıyormuş yani. Olmaz öyle şey ya. Çünkü babasını görmek ister çocuk, olmaz. Ben konuşurum onlarla. Yani prosedür olarak... Olmaz prosedür falan ya. Allah, hadi gelelim. Baba! Oh be! Peki. Gel, lütfen şöyle. Müdahale etmeyelim. Hastamız iyi olacak. Gerek yok. Tabii. Baba, dokunmak yok, tamam mı? Dokunmak yok. Hadi dokunmak yok. Baba. Sen. İyiyim, ne oldu ya? Korkmaz mı? Ay korkmaz mıyız? O nasıl laf ya? Ağrın sızın var mı? İyi misin? İyiyim. Baba, bak İsmet de seni görmeye geldi. Yürü lan. Ay, sen de mi geldin? Hepiniz buradasınız ha? Ya Tufan abiler, Çiçekler, Zihni amcam falan dışarıda hep. Onları almadılar. Şimdi tek çocuklara girsin dediler, öyle. Bir tek Hikmet eksik ama... O da hastanede biliyorsun. Hikmet ne? Çağırın Hikmet gelsin buraya. Ay, o kurtardı beni canım oğlum ya. Hı? Lan nasıl Hikmet kurtardım seni ya? Hikmet kurtardı. Bir de senin kız kurtardı. Kız? Benim kız mı? Senin kız o cici olmasaydı ben çoktan tahtalı köyü boylamıştım ha. Aa, sen nereden biliyorsun kız olduğunu ya da söyledim mi sana? Kız mı hakikaten ya? Oğlum. Ya ben sana kız söyledi diyorum, sen bana hala ne diyorsun ya? O kurtardı beni o cici. Tabii de Hikmet'i kurtardı ya, Hikmet hiç. Hikmet nerede? Ha? Hadi gidip
bulun getirin onu. O beni nasıl kurtardıysa ben de onu kurtaracağım. Hadi. Baba şimdi o prosedür oluyor. İşte prosedürden hallolamıyor. O, yani bizim ziyaretimiz bile haftada bir mi? Ayda öyle bir şey değil mi abla ya? Zor oluyor. Yani şimdi bir prosedür falan benim ağzımı açtıracaksınız ya. Hani ne demek şimdi bu çocuk esir mi burada ya? Ben babasını görmeye getiremiyorum kardeşime. Öyle saçma şey olmaz, ben arayacağım bunları. Nerede benim teyzem? Ya dur. Tamam ya. Ne? Abla Hikmet 3 gün önce taburcu olmuş hastaneden. Nasıl ya? Öyle. Aileme de söylemeyin demiş. Onlar da niye söylemiyorsa anlamadım. Neredeymiş peki? Yani bir dakika. Benim kıvırcık kafa şimdi kayıp mı? Ha? Baba bir dakika, sakın ol. Ne yapıyorsun ya? Kayıp değil oğlum. Hemşire abla. Hastalar var burada, bağırma. Hemşire abla. Hikmet'ini getirin bana hadi. Evet yeter artık, hastamızı yormayalım daha fazla. Kötü bir şey yok değil mi? Ha? Yok, tansiyonu yükseldi biraz. Takipte olabilecek durumlar bunlar. Ama yormayalım daha fazla. Baba sakin ol, işler panik yapma. Halledeceğiz ya. Aynen. Getiriyoruz Hikmet'i hemen. Ay Hikmet. Hikmet. Ha, çıktılar. Ay. Nasılmış? Ne olmuş? İyi mi? İyi. Yani hatta biraz fazla iyi yani. Nasıl yani? Neler dedi ya? Anlatırım sonra. Neyse Hikmet kayıpmıştır. Ne? Hikmet taburcu olmuş 3 gün önce. Aileme haber vermeyin demiş. Yani ne bileyim, o kargaşada da bir şey diyemedim size. Oğlum böyle bir şey söylemez mi Ahmet? Abi oradan oraya koşturuyoruz, neyin ne olduğu belli değil. Nasıl söyleyeyim ben olan anla şimdi? Neyse ama olan olmuş. İşte biz Hikmet'i aramaya gideceğiz şimdi. Barış sen buradasın değil mi? Buradayım Müjdem. Siz gidin, ben bakarım Fikri Bey. Merak etmeyin. Hiç merak etme sen. Çocuklar da burada kalsın çocuklar. Tamam. Hadi haberleşiriz. Tamam. İnşallah abim yine çocuk kaçırmaz ha. Sağlıklarına göre yapmamıştır öyle bir şey. Barış, biz Fikri abi ne zaman eve çıkarabiliyoruz? Yani şimdi normal bir odaya alırlar ama yani yarından önce taburcu etmezler olsun. Niye? Ama ben sana söyledim ya, biz Fikri abi şimdi kendi adıyla hastaneye kaydedilmiş oldu. Karakola haber gidiyor. O kelepçe mevzusu bize sorun olacak. Anladın mı? Mevzuya uyanırlarsa hepimiz biteriz yani. Bir şey söyleyeyim, çocuğu da öyle evde yalnız bıraktık. O kaçmaya falan kalkmasın. Ay siz kapıyı kilitlemediniz mi üstüne? Fikri'yi gördün mü? Gelmedi de daha. Aa, senin haberin yok mu Cücü? Fikri kriz geçirdi, hastaneye kaldırdılar. Deme, Fikri! Fikri! Gittin mi sen Fikri? Neredeymiş? Hangi hastanedeymiş? Vallahi bilmem ki. Onun damadının olduğu hastaneye götürmüşlerdir. Adam doktor ya. Deme ya, gitti mi Fikri? Ne gibi kardeşim, gitti mi ya? Aha! Fikri elebol kaçıyor. Abi takip edin şunu bir. Ah Fikri abi ya, ah! Anca dayanabildin değil mi? Alo Cemil. Ya Fikri abi kaçıyor, siz neredesiniz? Nasıl kaçıyor? Ne kaçması kardeşim? Kim kaçıyor, nereye kaçıyor? Biraz alo, dur. Alo. Salih, Barış ben abi. Kötü bir haberim var benim sana. Fikri Bey kalp krizi geçirdi dostum. Evet. Şu anda hastanedeyiz. Şu anda adam böyle yoğun bakımda falan. Nasıl hastanede Barış? Hareket halinde görünüyor. Hareket. Şöyle ki, yalan mı söyleyeceğim oğlum ben sana? Gel kendin gör istiyorsan. Hastanedeyiz. Geldi mi? Çağırma lan. Tamam Barış bak, ben hastaneye geliyorum. Kaçmasına yardım ettiyseniz falan var ya, bu işten sizi kimse kurtaramaz söyleyin. Biliyorum. Niye çağırdın? Ama dur. Abiciğim bir yolunu bulacağız. Ne yalan mı söyleyeceğiz o zaman, ne yapalım? Devletin kolu kuvveti. Ya Rambik, geldik buraya da yani. Belli mi çocuğun burada olduğu ya? Kardeşim, gitseydik hastaneye baksaydı. Abla arkadaşlarını aradık işte. 2 tane arkadaşı var bu çocuğun zaten. Dedesinde de değilse nerede olacak? Başka arkadaşı yok bunun. Hem hastaneye gidip ne yapacağız ya? Yok işte hastanede. Ne bileyim ya. Kapalı mı burası ya? Ayda. Of. Kapalı. Yok kapalı. Sen biliyor musun dedesinin evini? Nereden bileyim abla? Oraya gitseydik ya. Ya dur bir esnafa falan sorarız ya bu durumda. Hikmet, Rahmet.
Abla. Ablacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim. Lan, neredesin oğlum sen? Ha? Çok özledim. İyi misin? İyiyim, iyiyim abla. Nasıl buldunuz siz beni? Gel lan buraya. Buluruz tabii oğlum, niye bulmuyordun? Dağılın niye ortada yoksun, niye gelmiyorsun eve? Dedemin yanına gittim. Dedemin adama ihtiyacı varmış, yalnız adam. Bana yardımcı olayım dedim. İyi, tabii oğlum da yani... insan bir eve uğramaz mı, arayıp sormaz mı? Kaçıyor musun lan sen bizden? Yok yok, kaçmıyorum. Niye kaçayım? Ben sadece böyle her şey daha doğru olur diye düşündüm. Ablacığım o ne demek ya? Biz bir aileyiz. Senin evin bizim yanımız. Aynen öyle. Oğlum bak, babam kalp krizi geçirdi. Yorumlar falan dinli ya. Adam seni görmek istiyor. Kalp krizi mi geçirdi? Geç şimdi, iyi merak etme. Ama gözün açısından beri seni sevdi. Vallahi gel, sana çok sevinir. Hadi gidelim. Gelemem abla, özür dilerim. Yeterince saçmalık yaşattım hepinize. Barış'a, sana, abime, hepinize yük oldum. Ya ne biçim konuşuyorsun Hikmet? Aileden yük olur mu ya? Hadi gel ablacığım, ne olur yapma böyle, gidelim ya. Abla vallahi özür dilerim, gelemem ben. Ben de seni almadan hiçbir yere gitmiyorum o zaman, hadi bakalım. Ben de gidiyorum tabii. Tamam kardeşim, ben yardım edeyim size. Tamam. Şöyle. Ne oldu, bitti mi? Şu an evet, sorun yok ama yalnız Savaş Bey, siz de biliyorsunuz hastamız daha yeni toparlıyor. Çok yormayalım, o da çok kalabalık çünkü. Evet evet, evet, evet. Çok doğru. Ben halledeceğim. Dağıtacağım ben kalabalığı. Hadi, hadi. Fikri abi, Fikri abi. Cücü kaçmış, kelepçe Cücü de polis buraya geliyor. Oğlum manyak, bana söyleme bana öyle. Ben ne diyeyim oğlum? Cücü nereye kaçmış ya? Yani biz bilmiyoruz Fikri Bey, siz söyleyeceksiniz nerede diye. Bizim mahalledeki mekana kaçmıştır. Peki neresi orası? Tamam tamam, burada böyle karalar bağlamayalım diye arayalım abi, durmayalım burada ya. Yok oğlum yok, vakit yok öyle bir şey için. Salih buraya gelince onu oyalayacak bir şey bulmamız lazım. Bir şey düşün lan. Tamam bırak gelsin kardeşim ya, en azından kaçmadığını anlar ya. Ama şimdi kelepçe mahallede fink atıyor yani. O da gelince şimdi böyle görecek ama ben seni korurum Tufan. Üzülme. Allah razı olsun. Tamam tamam, şöyle yapalım abi, siz mahalleye gidin tamam mı? Yapacak bir arayın çocuğu falan, biz burada Salih'i oyalarız bir şekilde. Hadi. İnşallah kardeşim, bak sen de güzel. Tamam. Hadi göreceğiz. Tufan! Cücü lan, cücü lan, cücü burada. Kardeşim senin ne işin var burada? Yürü çabuk. Yavaş ver oğlum. Götür, götür, götür. Nasıl yok bu bir şey? Götür lan. Ne işin var? Salih, Salih. Salih, Salih. Bana bak, bana bak. İçeri sokmayın Salih, tamam mı? Tufan, hadi, hadi. Kardeşim, sana ne yapıyorsun dur? Çocuklar. Abi. Ya sen hoş geldin. Ya bu olur bizden. Evet ya, birden almama. Bir şey. Abi. Ya çocuk. Ağlarsın, ağlarsın. Çok kötü oldu. Tabii olsun abi. Sen beni şartlı şey yapamazsın. Ben ki. Tamam bakın, gideceğim çocuklar. Ya bakma abi. Allah Allah. Bakma diyorum, diyorum sana ya. Ne yapıyorum? Çocuklar ama bir müsaade. Ya abi ne yapıyorum? Öyle dinler misin beni? Hayır. Ya kaldırsana ya. Ya çıkarmayın oğlum. Fikri de rahat razı ol bana. Ya şu Allah aşkına. Sus. Rahat bırak. Kalk bir çıra ya. Sen olmaz. Ya da ya. Lütfen ama. Ya. İçeri getirin. Sen olmaz, çıkmıyorum ya. Ya bak uyuyor. Ya ne oluyor ya? Ya bir susun ya. Allah Allah. Şimdi görmüyor musun? Adam hasta. Uyuyor burada ya. Ya Zeyn abi, kelepçeye bakıp gideceğim sadece. Ne? Allah Allah. Ya çocuklar çekiştirme. Çocuklar. Kapat kapat kapat. Hadi kapıyı kapat. Ne yapıyoruz? Çekil abi, çekil. Ya sizde bir şey yok. Ama görmediler. Bırakın bacağımı kopacak. Kardeşim kelepçeyi çıkaracağız, atacağız. Ne istiyorsun ya? Yapacak bir şey kapatın, zorla. Yapma, asma. Olmuyor Boris, sivri bir şey lazım, sivri bir şey. Bir şey yapsana. Ya. Çocuk, gel. Dur. Kesme, kesme. Çıkartın, çıkartın. Ha. Ya niye kestik kardeşim? Nasıl Fikri abinin ayağını takacağız? İçeri girdiler. İçeri mi girdiler? Yürü abi, yürü. Ya sen lütfen. Ya lütfen. Bir dakika ya, sakin olun ya. Salih anlamıyor musun abi? Adam hasta diyorum ya. Ya ben de görevimi yapıyorum ama Zeyn abi ya. Allah Allah.
Ya Salih. Şöyle kim oraya hocam? Bunu arıyordun galiba. Kesmiştiniz bunu. Keseceğiz tabii oğlum. Adam kalp krizi geçirdi. Şok verdik falan, sıkıntı olur diye çıkardık. Ben buradaydım. O zaman niye hareket ediyordu ki bu? Allah Allah, söyledim ya oğlum az önce işte. Orada kesince adam buradayken hani bizi gördü sen diye düşünmeden alet bozuk. Yani nerede bozuk bulundu? Siz yine bir iş çevirmiyorsunuz değil mi? Ya adam ölümlerden döndü, sen hala kelepçenin peşindesin be Salih ya. Allah Allah. Zihni abi, ben de görevimi yapıyorum. Ne yapayım? Yani, kasap mal derdinde koyun can derdi. Aldın kelepçeni. Hadi. Şişt birader, bak beni dinle. Bu çocuklar neredeyse babalarını kaybediyordu, Allah korusun. Hmm. Sen de ona göre şey yap işte. Ya tamam da Cemil, ne yapayım yani? En fazla bunu temizliğe rapor edebilirim. Gerisi savcıya kalmış. Aha! Oh, Allah da ölmemiş. Ya. Kardeşim benim. Hapis olsun. Öldüreceksin, adamı öldüreceksin. Bir şey yapma. İşte bak olacak. İçini öldü zannettim be Fikri. Sen de bana hatıra kalsın dedim kelepçe. Kaç saat daha bekliyoruz burada? Hikmet Bey ikna olana kadar bekleyeceğiz işte. Bana bu kadar iyi davranmak zorunda mısın? Zorunda mısın yani? Yemin ederim ben kendimi daha kötü hissediyorum sen böyle yaptıkça. O kadar şey yaptın. Bir bağır, çağır, küfür et, bir şey yap. Sal beni, sal beni abla, yemin kızım, ederim. Niye ya? Neden? Niye inat ediyorsun? Ablam, inat etmiyorum. Kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Düzenli, doğru düzgün bir hayat kurmaya çalışıyorum. Eski Hikmet değilim ki ben abla. Eski Hikmet değişti. Bir sürü şey yaşadı. Ben eve geri dönsem, sizin yanınızda olsam her şey normal mi olacak zannediyorsunuz? Eskisi gibi mi olacak zannediyorsunuz? Hayır. Deli raporum var benim. Ne yapacağım o deli raporuyla? Bana iş mi verecekler? Askere mi gidebileceğim? Ne yapabileceğim? Geleceğim eve, öyle yanınızda oturacağım bön bön, size bakacağım. Siz bir şeylerle uğraşacaksınız. Ben hiçbir şey yapamayacağım. İyice sinir olacağım, iyice delireceğim. İstemiyorum abla bunları. Ne sanmışsın? Nasıl mutlu olacaksan oluyorsun. Ama sen işe yaramaz birisiniz. Senin sadece zamana ihtiyacın var. İyi. Kapatıyorum hadi. Bir şey ihtiyacın varsa haber verin. Abi, ne oldu? Bulmuşlar mı Hikmet'i? Ya sen de amma telaşlandın be kardeşim ya. Ya bırak, Filiz onu bulur ya. Kaç yıldır kardeşi sonuçta ya. Ufak faydasızlar nerede? Ha, onları kantine götürdüm. Acıkmışlar. Ve tost mos yesinler falan diye oradalar. Senin damat yanlarında, merak etme. Ha, öyle ya. İyi. Ya abi. Abi. Hadi söyle sen. Yok yok, büyüksün sen, sen söyle ya. At oğlum, söyle sen. Ya abi yok vallahi söyle. Hastasın oğlum ya, sen söyle ya. Sen de abisin, büyüksün. Hadi söyle. İyi. Madem öyle. Ya sen şimdi böyle... Yani... Şey oldun ya, kötü oldun ya böyle ölüm ölüm gibi. Ya ben akıllandım ya. Ulan bir tane kardeşim var dedim ya. Ya, üç günlük dünyada böyle küslük müslük bize yakışır mı lan? Ha? Yakışmaz tabii.
Ben seni affettim lan. Affettim lan seni. Abi benim ya. Gel gel canım abi, gel. Ciddi misin? Lan gel be. Ya arkadaş, bu Salih de tutturdu mu tutturuyor ya. Neyse, bu meseleyi de böyle kazasız belasız atlattık. Ya hallettik hallettik de benim mevzuyu ne yapacağız? Ben ne olacağım? Ha? Ne mevzun var mı senin ya? Ben Tülay'a aşığım. Bunu da sardınız başıma, geldi çöktü evime. Kolgan at geldiniz, bunu anlamadım ki siz de. Allah Allah ya. Bir şey diyeceğim, senin ciğerin bir yerin iyileşmedi mi senin ya? Ha? Sen artık bence yoluna bak, biz de yolumuza bakalım yani. Aşk olsun Tufan ya. Böyle mi olduk şimdi? Allah'ım, neyi böyle mi olduk Ferda? Önceden nasıldık da şimdi mi böyle olduk ya? Oğlum bırak, sizin yüzünüzden oluyor zaten hep. Uyuyor. Sardınız bunu başıma. Kaş göz yapıp durmayın. Ay. Ay, başım dönüyor Tufan. Ne oluyor ya? Ay. Dur. Ay. Ya bu hiçbir şeyi de kaldıramıyor. Ay. Dur. Midem bulanıyor. Numara yapıyor, bir şey yok ya. Midem bulanıyor, hiç iyi değilim. Erik var mı? Ha? Ekşi erik. Erik nereden çıktı şimdi ya? Nereden bulalım sana ekşi erik şimdi ya? Ay çok kötüyüm. Midem bulanıyor, çiçek. Kız bir diyorsun, başım dönüyor. Bir erik istiyorum, bir midem. Bunu anlamadım ben. Ne oluyor sana ya? Başım dönüyor. Ekşi erik. Var mı? Ne diyorsun sen, böyle hamile gibi nereden çıktı ya? Oğlum o nasıl laf lan? Ay hiç aklıma gelmemişti o. Ay olabilir mi? Olabilir öyle bir şey çünkü. Yok ya. Olmaz oğlum. Nereye olacak öyle bir şey? Güneş falan çarpmıştır onu. Yok bence. Yok. Olabilir. Olabilir çünkü. Çiçek. Çiçek test falan yapalım. Bir şey yapalım. Ne olur. Tufan abi. Tufan. Çocuğumuz olacak. Tufan. Tövbe estağfurullah. Filmlerdeki böyle hemen ilk seferde. Ay çok mutluyum. Çok mutluyum. Başım çok dönüyor. Çiçek. Merak etme. Ay. Aşkım. Şu hale bak. Of, çocuk gibisin ha. Oğlum var ya bak. Kader ya işte. Aslında Şükran'ı kaçırman da bir bakıma iyiymiş ha. Yoksa ben yengeni nereden tanıyacaktım lan bak. Tanıştık, evlendik. Ya ben valla mutluyum ben. Maşallah, maşallah. İyi oldu tabii ya. Sen hayatta yapamazdın Şükran'ı. Abi ya. Ha abi ya, ne yaptınız hakikaten siz? Yengeyle barıştınız mı? Ya, ya konuştum, ikna ettim. Döndü eve geldi. Ya iyi, bir problem yok. İyi. Ha, iyi iyi. Biz de çocukları alırız o zaman. Bu yaz sık sık size geliriz. Ha? Tabii lan. İstediğiniz zaman gelin. Her zaman gelin. Ha. Ay, ay. Ya ben sana bir şey soracağım. Sen hayırdır böyle çocuklara bir ani dönüş yaptın falan, hayırdır? Ya abi, ben böyle tatlılı köy boylarken bir anda kendimi Araf'ta kurulmuş bir mahkemede buldum. Bizim çocuklar beni çok feci şikayet etmişler ya mahkemeye. Ya ben bunlara ne çektirmişim ya? Aslında sana bir şey diyeyim, benim yatacak yerim yok ya vallahi. Doğru. Az çektirmedin ya. Ya çok çektirdin hem de. Allah. Bak. Ulan yaptığın pislikleri hiç olmazsa temizle be. Ya çocukları okuldan atacaklar senin yüzünden. Nasıl ya? Tabii ya. Yarın okulda toplanıyorlar oğlum. Karar vereceklermiş. Bu Şevket var ya, o alçak yüzünden. Bütün velileri melileri toplamış. O gaza getiriyor zaten ya. Ya çok pis bir herif o ya. Hiç sevmiyorum ben o adamı ya. Zengin. Tamam ya. Madem benim yüzümden başları belaya girdi, ben çözeceğim bu çocukların mesela. O Şevket'in de var ya, o Şevket süründüreceğim. Sen var mısın benimle? Varım tabii lan. Ne demek var mısın? Elbette var. Ne yapacağız? Dur bakalım, dur. Düşünüyorum şimdi. Ay, benim her şu testi yapayım. Oğlum siz niye bunları engelleniyorsunuz ya? Lan niye abuk subuk hareketler yaptırıyorsun? Etkisiz hale getireceksin kendini yine. Allah Allah.
Sen bu iş kesin yok diyebiliyor musun, onu bir söyle bana ha? Diyemiyorsun. Tamam kardeşim, o zaman sonuçlarına katlanırsın. Kızı böyle ortada bırakacak halin yok herhalde. Oğlum Tülay beni ne yapar sizin, haberiniz var mı lan? He? Ne yapar beni Tülay, biliyor musun sen? Hala Tülay diyor ya. Oğlum Tülay Mülay yok artık. Tülay gitti. Tülay senden vazgeçti. Ben vazgeçmedim. Ben vazgeçmedim. Ben hala Tülay'a aşığım. Ya sen vazgeçmesen ne olacak acaba? He? Sen vazgeçmesen ne olacak? Allah Allah. Hem karnım doysun hem pastam doysun. Yok öyle şey. Bana bak Tufan abi. Eğer ki bu kız hamileyse basacağın nikah, tamam. Başka yolu yok. Doğru diyor. Hamileyse durum değişir kardeşim. Kusura bakma. Zaten biz de evleneceğiz. Yeter artık insanların tepesine durduğumuz. Birlikte gireriz dünya evine. Paramız da var çok şükür. Yok. Ne? Paramız yok. Ne? Bu gitsin Tülay'ı görsün diye yok. Kaçak yollardan kamyonculara verdim hepsini. Hepsi yandı. Ne evlenecek paramız var, ne yeni ev düşecek paramız var. Rahatladım ya. Gidemedik de. Kızdın mı? Yok. Yani yapacak bir şey yok. Yani biz de düğünsüz evleniriz. Hem ağzımızda altın kaşıkla doğmadık sonuçta. İşimiz acele bizim. Ben kimseyle evlenmem lan. Evlilik mevcut yok. Zaten hamile mamile de değil bu. Yalan söylüyor ya da kesin bir şey yedi, zehirlendi falan. Allah'tan çok zeki bir kadınım. Hamileyim. Baba oluyorsun Tufan. Oh. Bak çiçek. Ana. Baba. Hayırlı olsun Tufan abi, geçmiş olsun Tufan abi. Ya, ya geçmiş geçmiş olsun, öyle olmasın geçmiş filan ya. Geçmesin bir şey. Ya ben vallahi Tülay'ı seviyorum ya. Allah aşkına yapmayın şu baskıyı artık bana, ne olursunuz. Oğlum. Ya Tülay mı kaldı bak, Tülay mı kaldı, Tülay falan kalmadı ya. Onu o haltı yemeden önce düşünecektin sen. Giremezsin günahsız bebenin günahına. Sus, otur oturduğun yere. He, kadın hamileyse durum değişir kardeşim, nikah basacaksın o kadar. Basacaksın nikah. Basacaksın nikah. Allah'ım ben ne hat dedim, ne günah işlerim de benim bunları sardın benim başıma ya. Tamam lan, tamam. Nikah basacağım ama öyle benden kocalık vazifesi falan bekleme. Başka bir şey yok, sadece nikah. Bana okey, okey zaten. Nikahta keramet vardır, sonra bakarız. Hala pazarlık peşindeyim. Efendim, hayırdır Zihnibey amca? Üf be Cemil. Oğlum ben Fikri. Ha? Fikri abi ne oldu, gene ne yaptın, gözünü seveyim. Ya bana bak Cemil, hani bizim evde bir sarı kız vardı ya, onu bir telefona versene. Sarışın. Ferda'yı mı diyor? Oğlum ben bilmiyorum adını ya, sarı kız işte, ver onu telefona hadi. Allah Allah, Fikri abi seni istiyor. Aa, duymuş mu, tebrik edecek demek ki. Fikri Beyciğim, ay çifte nikah yapıyoruz, bir an önce iyileş de gel. Şişt, bana bak, bana bak, şimdi beni iyi dinle. Şimdi seninle bizim işimiz var, tamam mı? Bak, sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen... Velilerden topladığımız imzalar okuldan atılmaları için yeter. Yalnız eğer çocukları okuldan atarsanız biz yasal yollara başvurmak zorunda kalacağız. Buna hiç gerek yok doktor bey. Biz zaten orta yolu bulmak için toplandık. Hala ne orta yolu diyorsunuz siz ya? Gel gel sen. Aa baba. Ne şey oldu? Bak bak ya. Bir de kendini acındırmak için ne kılıklara girmiş. Boşuna uğraşmayın efendim. Herkes sizin ne kadar bozuk bir insan olduğunuzu öğrendi. O bakımdan boşuna uğraşmayın yani. Şevket, Şevket neredesin? Şevket, sen benim duygularımla oynadıktan sonra başından atabileceğini zannediyorsan çok yanılırsın.
Şevket, ne diyor bu kadın ya? Ne bileyim ben Betül. Hanımefendi siz kimsiniz? Beni nereden tanıyorsunuz? Şimdi böyle oldu değil mi? Şimdi böyle oldu. Ne dedim ben sana? Eğer beni başından atarsan seni böyle herkesin içine rezil ederim dedim. Dedim mi? Dedim yani. Allah'tan bu beyefendi benim gözümü açtı da yani seni beklemekten kurtuldum. Çok şükür Allah'ıma. Hanımefendi lütfen okul burası. Yeri değil yani. Hoş değil. Ay koynuma girerken öyle değildi ama. Dedi ne dedi bana? Sana ev atacağım dedi. Karımı boşayacağım dedi. Karım çok çirkin dedi. Sen misin o? Çok üzüldüm ne? Canım. Vallahi Betül tanımıyorum ben bu kadını ya. Tabii tabii tanıyorum diyecek. Ya öyle diyecek hali yok şimdi tabii bak, ki. Bak bak bize neler söyledin. Meselesi varmış he. Aşağılık herif yazıklar olsun sana. Beni ne hale düşürdün? Ya Betül. Fuh sana rezil adam be. Ay siz bakmayın bunun böyle mazbut olduğuna. Yok çok yırtıcıdır ki. Tam gittim. Bu ne kardeşime bozuk diyordu ya. Asıl bozuk olan buymuş ya. Ya. Gördünüz değil mi? Ha? Ama yani o konuda haklı. Kardeşiniz okulu dolandırdı. Bu yüzden çocukların atılmasına onay verdik biz de. Vay be tabii. Siz zengin olduğunuz için istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz değil mi? Biz de fakir olduğumuz için cahiliz değil mi? Doğru doğru. Haklısınız ben bozuk adamım. Evet. Okulda dolandırdım, o da doğru. Çocukların suçu ne? O çocuklar bana rağmen adam olmaya gayret ediyorlar. Ben içeride sokaklarda sızar kalırım. Ah şu kız var ya, şu gelip toplar beni. Hem beni hem de kardeşlerini. Ben elime 3 kuruş para geçti miydi? Giderim onu içkiye yatırırım. Ama o şu ufacık haliyle gider çalışır. Eve ekmek getirir, besler, giydirir. Ya sizin o okuldan atmaya çalıştığınız çocuklar oralardan kalkıp bunları yapıyor. Sizin değil onları okuldan atmak, hepsine madalya takmanız gerekiyor. Neyse. Bana istediğinizi söyleyin. İstediğinizi yapın bana ama çocuklarımı size estirmem. Hey, ne yapayım hey. Onunla konuştu babam ya. Utanmasam ağlayacaktım yani. Benim gözlerim bile doldu. Baksana içeriden çıt bile çıkmıyor. Herkes sustu kaldı yani öyle. İkna etti bence. Bizi okuldan atmayacaklar mı? Yok İsmacığım atmayacaklar. Baksana babamı ortalığı dağıttı. Neyse gelin gidelim ya. Bizi dinlerken görürlerse ayıp olur. Gel İsmo. Pelin! Günaydın geç kaldın. Ya kardeşlerimi okula bırakmam lazımdı o yüzden. Deniz geldi mi? Evet kantinde mezuniyet balosunu organize ediyormuş. Hiç şaşırmadım. Hadi yürü. Akademik kariyerimi çöp çatanlık yaparak ilerleteceğimi söyleseler gülerdim. Şu halime bak ya. Ya yürüsene kızım hadi ya. Ha, orada gel. Ha sen bunları şey mi çözdün ya? Aynen. Niye bakmıyor bu ya? Bileyim rahmet. Görmüyor kız işte. Biraz daha nereye gitsek görür belki. Hadi gel. bakıyor. Yine bakmıyor bu. Allah Allah bir şey mi oldu ya? Tamam rahmet ne pesimistsin ya. Kaptırmış kız kendini işte. Gel biraz daha ileriye gidelim görür o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz kesin çuvalladık ha. Nereye gidiyor böyle? Kesin bir şey oldu ha. Hadi sen koş bakayım bunun peşinden. Bir şey karıştırıyor. Ne? Ya kızım neyini anlamıyorsun söylediğimin? Bir şey karıştırıyor. Git peşinden işte. Saçmalama ya. Ha, asistanlığı istemiyorsun yani. Aman Allah'ım ya. Abi çekme şunu ya. Allah Allah. Ya gelsene kardeşim ya. Gözünüz aydın çocuklar. Babanız okul hayatınızı nasıl berbat ettiyse öyle de çıkardı bu işler. Temizledi tamam mı? Artık okuldan atılmak yok. Okumaya devam.
Aslan babam be. Oy. Size dedim süper baba olacağım dedim. İşte yavaş yavaş oluyoruz. Ama tabii o kadar kolay değil. Karnenizde hiçbir kırık olmayacak, tamam mı? Orada da devreye ben giriyorum. Sınavlara güzel hazırlanacağız ve deli gibi çalışacağız, tamam mı? Anlaştık mı? O iş bizde Barış abi, hallederiz ya. Artık her şey hallolduğuna göre bana da müsaade edecekler. Ben de gideyim. Heh, bakayım. Al başlayalım. Ya amca, kalsaydın bu gecede. Yok kızım, yok. Yengeniz de şimdi evde yalnız kaldı. O it oğlan da ortalıklara yok. Ben fazla yalnız bırakmayayım onu, gideyim. Görüşürüz, gelirim yine ya. Abi. Geçmiş olsun tekrar. Her şey için sağ ol. İşte bir maşallah. Amcacığım. Yine bekleriz. Tamam kızım. Görüşürüz. Çok doktor. Hadi bakayım. Hadi. Gelin lan buraya. İşte gel. Kaç. Aslan oğlum yine. Bana bak. Babayı kap, yanıma gel. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, görüşürüz. Bay bay. Alın sağlıcakla. Hadi amcacığım. Hadi baba. Sen de kendini taburcu etmişsin. Hadi dinlenmen lazım. Eve gidelim hadi. Yok be, eve gitmez. Hadi bakalım, hep beraber kıvırcığa gidelim. Hadi. Hikmet'e mi? Hikmet'e biliyorum, o bana darıldı. O yüzden gelmedi. Madem o bana gelmiyor, ben ona gidelim. Hadi hep beraber. Baba. O zaman baba biz de gelelim. Yani Hikmet abimizi görmek biz de çok istiyoruz. Ya bir şey diyeceğim. O niye bizim yanımıza gelmiyor ki? Ben anlamadım hiçbir şey. Ablacığım. Abiniz çok iyi hissetmiyor kendini. Baba hakikaten Hikmet iyi hissetmiyor kendini. Yani yalvardı çocuk benim gözümün içine baka baka. Ya bir salın beni dedi. Ne yapalım, bir salalım onu, bir rahat bırakalım, gitmeyelim üstüne. Ne? Hadi be, hadi be. Ben o kadar istedim. Sen beni saldın mı? Salmadın. Siz beni salmadıysanız ben de sizi salmayacağım lan bundan sonra. Hadi hep birlikte gideriz. Çekeriz, kulağından götürürüz eve. Hadi, hadi. Ya kızım neredesin ya? Seni arıyorum ben de. Ne oldu, bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim ama sakin olacaksın. Tamam olacağım, söyle ne? Öğrenci işlerine gitti, gördüm. He. Sonra o çıktıktan sonra ben girdim arkasından konuşmak için. Fransa'da bir okula kayıt yaptırmak istiyormuş, oraya gidecekmiş. Belgelerini götürmüş. Ne? Ne Fransa'sı ya? Dönem sonu okuldan ayrılıyormuş işte. Tavsiye mektupları, yazışmalar falan her şey okeylenmiş. Ya kızım böyle şey mi olur ya? Nereden çıktı bu Fransa şimdi? Kimi var ki Fransa'da onun? Ya ailesi var da yani. Bu kız benim için önümü göz aldı ya. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden Fransa evinden gidemez abi. Rahmet bir dur. Ya Rahmet sakin olur musun? Bak rezil etmişsin beni de ya. Ya tamam Pelin bir sus. Bak. Nerede bu kız ya? Ya ben nereden söylediysem sana zaten. Hepiniz manyaksınız. Ne evinden peki böyle? Dereciğim bir saniye eve gelir misin? Ne var Rahmet, müsait değilim. Hocam dersi bekliyorduk biz. Tamam 5 dakika daha bekleyin. Gel. Rahmet ne oldu diyorum ya, ne? Şaşırıp durma Rahmet beni ya. Kızım manyak mısın sen? Ha? Ya kendimi yırdım, Amerika'ya beraber gidelim dedim. Umrunda olmadı. Şimdi sen Fransa'ya mı gidiyorsun? O zamanlar burada kalmam gerekiyordu. Şimdi o sebep ortadan kalktı ve gidiyorum. Neymiş o sebep? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ya yemin ediyorum dengesizsin ha. Ya dünyaları yakıyorum, umrunda olmuyor. Küçücük bir mesele yüzünden olay çıkartıyorsun ha. Belki de o küçücük mesele artık ağır geliyordur Rahmet. Ya ben ne yaparsam yapayım, niye sürekli senin peşinde koşarken buluyorum kendimi ya? Koşma Rahmet, koşma. Bak ben senin peşinden koşuyor muyum? Koşmuyorum. Sen de en çok buna deliriyorsun zaten değil mi? Acaba bu kız neden beni umursamıyor? Gözünün önüne birilerini sokuyorum ama asla umrunda olmuyor. Acaba benden vaz mı geçti diyorsun? Ne alakası var kızım, öyle mi yapıyoruz biz? Yapma Rahmet Allah aşkına ya. Şu an tek umudun ne biliyor musun? Yaptıklarını pişman etmek için sana bir oyun düzenliyor olman falan. Yalan mı? Ne diyorsun Deniz sen ya? Rahmet ben. Uğruna ölümü göze aldığın çocuk. Hatırlıyor musun beni? Ha? Bazen kendimi öyle kandırıp aşırıya kaçtığım oluyor Rahmet. Üstüne alınmayacaksın. Pelin'e de mutluluklar diliyorum sana. Efendim abla. Ha, ablacığım arıyorum seni, açmıyorsun. Biz babamla çocuklarla falan Hikmet'in yanına gidiyoruz da müsaitsen sen de gel diyecektim. Tamam gelirim. Geçin orada buluşuruz işte. Yok orada buluşmamıza gerek yok ya. Biz 10 dakikaya senin yanındayız zaten. Çık kapıyı alalım seni.
İyi tamam abla, ben toparlanayım da çıkarım o zaman. Tamam. Hadi. Ulan İsmo, ne yapıyorsun? Ya abi biz seni çok özledik ya. Ben de sizi çok özledim. Sana bir şey olacak diye çok korktuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Abi valla biz yerde geldik de içeri sokmadılar ki işte. İyi yaptınız. Boş ver oğlum, boş ver. Barış, tam mı geldi? Oğlum babamı niye çağırdınız buraya? Adam hasta hasta ya. Oley be, sana da tam takım olduk. Kıvırcık bana gelmezse ben ona gelirim dedi. Özledim lan seni. Ay. Sen biliyor musun? Beni öteki taraftan sen kurtardın. Hangi tarafta? Ya tahtalı köyden sen geri getirdin. Bir de bak işte bu benim torum sayesinde. Bunlara kalsaydı var ya çoktan benim defterimi dürmüştü bunları. Babam kalp krizi geçirdi ya, işte şuurunu kaybettiğinde o rüyasında böyle şeyler görmüş, onu anlatıyor. Mahkemede var ya, kendini bir attın ortaya, aslanlar gibi savundun. Öldürmeyin onu dedin, ben onu seviyorum dedin. Aynen öyle, seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum. Ben de seni gelmiyorum. Oğlum madem seviyorsun, bak hepimiz de seni seviyoruz. Hadi, gel eve gidelim, ben çok yoruldum, biraz dinlenmem lazım, hadi. Hadi oğlum, adam buraya kadar bu halde gelmiş işte, gel. Hadi abi, eve gidelim. Evet abi ya, sen olmayınca bir tık eksik oluyoruz valla. Evet abi, ne olursun hadi gel. Tamam, tamam o zaman şöyle yapalım. Ben dedeme de haber vereyim, onun da haberi olsun. Eşyaları içeri koyayım, öyle geleyim, olur mu? Tamam, hadi. Şöyle yapalım. Şimdi herkes bir arabaya geçsin, biz burayı bir toparlayalım. Sonra beraber gidelim dedene, ha? Siz de arabaya gidin, biz alıp gelelim, tamam mı? Son bir iki bir şey. Hadi. Oley be, sonunda tam takım olduk. Var mı şeyler alınacak bir şey? Ben iyi, abi ben hani bir şey diyemiyorum. Çok fazla şey oldu. Bir şey çıktı ağzımdan ama ben çok... Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Sakin. Sakin. Kardeşiz olur muyuz? Hadi bakalım, hadi. Hadi, hadi, hadi. Var ya, gerçekten sensiz eksiktik ha. Şimdi tam olduk. Ay paşam gelmiş benim ya, küçük paşam. Hoş geldin paşam, nasılsın, iyi misin? Ya senin bak, senin evin, yuvan, her yerin burası ya. Senin ne işin var dışarılarda? Gel, gel bakalım, gel, gel otur. Ne yapıyorsun? Ay ne güzel, çiftle nikahla kutlayacağız gelişini. Ne çiftle nikah ya? Hayırdır Çiçek? Şey, biz Tufan'la evleniyoruz da bina aldık. Allah Allah, hayırlı olsun. Tülay ablaya ne oldu? Tülay çıkartamadım. Tülay, şey onun ismini almıyoruz artık. Ben hamileymişim de o yüzden biz aceleden şey ettik. Kız, birlikte büyütürüz artık bebişleri. Şey Filiz, ben şey yapacaktım aslında da Ferda öyle baştan şey yapmıyor. Madem öyle Ferda. Müstakbel kocanın evine gitti. Hadi bak, benim kardeşim geldi. Artık bizim yerimiz dar. Ama ben şimdi bir iki gün daha kalsam hamile hamile dışarıda kalmayan kahve köşelerinde sürünmeyeyim şimdi. Çifte nikahtan sonra biz zaten evimizi şey ederiz, tutarız diye düşünüyorum. Bu çifte nikah ne demek oluyor ya Çiçek, ha? Sen benim can dostumun böyle kocasını aldattığı kadını aynı birlikte şey mi yapacaksın, nikah mı yapacaksın? Bırak ben böyle nikah şahidi olmayayım, ben o nikah gelmem bak, onu sana söyleyeyim. Kız ne biçim konuşuyorsun ya? Olur mu Ayşe, sen benim şahidimsin ya. Ben bebeği aldırmasın. Kız Tufan abi bebeği aldırmalara kalktı. Bilmiyorsun sen onları ya. Çür. Evet. O kadar da değil. Biz öyle bir şey olmaz da bile. Olmaz tabii kız, olur mu öyle şey? Ben onun için şey ettim yani öyle hemen. İyi tamam, müstakbel kocan gelsin de alsın götürsün sizi evinize. Tamam.
O zamana kadar biraz dursun. Sus. Sus ver. Söylemek istedim. Herkes bilmeli. Otur. Özlemişsindir ev yemeğini. Özledim tabii. Senin sevdiğin bisküvili pastadan da yaptım. Teşekkür ederim. Kardeşim sever sizi. İyi ki geldin ha. Sayende midemiz bayram etti vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Neler yapmışsınız? Ben nasıl yiyeceğim bunların hepsini? Çiçek eline yersin, sağlık ya. Yersin. Afiyet olsun paşama benim. Kız Karaçalı. Vallahi sırf bunlar için çekiliyorsun sen ha. Öyle Fikri Bey. Ama çok sevinmeyin. Siz bunları yiyeceksiniz. Buyurun. Ha ne lan? Onu sen ye, ben hayatta yemem böyle şey. Hasta olan ben değilim. Vallahi aynen. Kalp krizini Barış geçirmedi babacığım, sen geçirdin. O yüzden kendine baksaydın birazcık. Bunu yiyeceksin. Al bakalım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, afiyet olsun. Vay kardeşim. Cemil abi. Çok özlemişiz vallahi. Eyvallah abi, sağ olasın. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Eyvallah. Lanın az zekasın. Senin abi. Ha oğlum, ne iyi gördüm bak seni böyle işte. İyi ol, üzüm artır insanları. İyiyim abi, iyiyim, merak etme. Otur hadi. Otur. İyi. Gözün aydın Filiz. Aa, olur mu öyle şey? Senin gözün aydın Tufan abicim. Benim gözüm... Allah'ın alı babalı büyütsün diyorum ya. Öğrendik bir şeyi. Canımın içi. Şey mi yapsak acaba yani? Çok insan içindeyiz şimdi, öyle çok şey yapmasak. Sonra konu şey yaparsan ben... Gelsene ben içeri. Konuşacağım sen de ben mi? Gel güvenme. Ne diyorsun lan böyle? Oğlum doğru söylüyorlar lan. Ben de gördüm. Şeyde iki tane çizgi vardı. İki çizgi şey demek işte oğlum. Ben bittim. Ben mahvoldum oğlum. Ben bittim ben ya. Ah. Şimdi sana bir şey soracağım. Dürüstçe cevap vereceksin bana. Tamam mı? Sen bu kızla ameliyattan sonra birlikte oldun mu? Oğlum saçmalama ya. Olur mu öyle şey? Olmadım tabii. O bir gecelik bir şeydi. Hataydı yani. Ben Tülay'a biraz sinirliydim falan. Öyle oldu, olmaz olaydı. Allah kahretsin ya. Emin misin ben? Oğlum bunun eminim olur. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah. Olmadık diyoruz işte. Zaten ameliyatlı kız. Olmadı ya. Olmadı öyle bir şey. Bakıp durma öyle. Şunu demeye çalışıyorum. Yani ameliyattan sonra bunu taburcu etmeden biz bütün testleri yaptık. Tamam. Anladın mı? Kanına falan baktık. Eğer hamile olsa çıkardı. Yani demeye çalıştım. Hamile olmasa imkansız bu kız. Emin misin lan? Tıpta acaba yoktur Sayın Tufan Bey. Bak, eminsin değil mi? Oğlum yalan mı söyleyeceğim ben sana? Ferda yiyor seni. Ferda! Cemil, Ferda. Şurada ye ya. Sen bana yine yalan mı söylüyorsun ya? Ha? Sen hamile değil misin sen? Ya, kalk çık. Dur, git ya. Git. Dur, yapma. Ne oğlum, aslında Tufan doğru söylüyor. Çünkü teknik olarak bu imkansız. Yani sen taburcu olmadan önce senin testlerini yaptırmıştık. Hamile olsan çıkardı. Öyle mi diyorsun? Evet. Kız, sarı kafa. Sen bizim Tufi'yi kafeslemeye mi çalışıyorsun? Ya bırak, nereye git? Yürü git ya. Tufan, dur, yapma. Bak, sen de beni seviyorsun, itiraf et. Ya hala seviyorsun. Ya bak Ferda, ben Tülay'ı seviyorum. Tamam, ben Tülay'a aşığım. Buradaki herkes de şahit. Sen de artık anla şunu ya. Yeter, ne olur yeter ya. Ya bak, Tülay geri gelmese de ben ömrümün sonuna kadar Tülay'ı beklerim. Tamam, gerekirse tek başıma ölürüm. Anladın mı? Bir kere ben senin neyini seveceğim ya? İşin gücün yalan dolan senin. Sen Tülay tırnağı bile olamazsın ki. Neyine aşık olacağım ben senin? Tufan. Çık hadi, tamam bırak. Git başkasını ya. Kandır ya hadi. Alacağın olsun. Ya tamam, he olur. Hadi al çantanı bakalım. Al. Hadi. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Oh ya. Yeter abi, artık burama kadar geldi. Bu neymiş ya? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Tufan abi tamam da yani sen de biraz fazla üstüne mi gittin? Ne yaptın? Kötü davranmış oldun. Şşş. Bunu vermezsin satayım. Neymiş? O ne lan? Arabacıklar mı geri döndü? Nasıl yani? Ya? Ya. Bunu bilerek yapıyorlar şu an değil mi? Ya bu ne? Çıkar. Tamam, ben arada yürüyeyim. Ne oluyor? Deli hastanesi daha sanki ne bilirim ya? Ya otur abi. Abi ben de geleyim. Hayır, oturun siz de. Tamam, ben de gitmem, size gitmesin. Otur yemeğini. Ya yemin ediyorum deli hastanesi daha sakin. Yemin. Eminim. İyi. Lan! Hadi, alo! Ya kime diyor? Alo, kessene şunu. Kime diyoruz? Ne oluyor kardeşim gece gece ya? Ne oluyor? Ramazan değil mi? Davul çalıyoruz. Allah Allah. Lafa bak. Sen Ramazan davulcusu musun? Kardeşim siz içerideydiniz. Ne ara çıktınız ya? Çıktık işte kardeş. Biz suçsuz olduğumuz için içeride tutmadılar bizi. Biz de kutlama yapıyoruz. Salih arıyor. Ara.
döndük. Karabacaklar geri döndü. Oğlum tamam bana bak sakin sakin bir şey diyeceğim. Sizin derdiniz arkadaşlar. Bir anlatın bakalım derdiniz ne? Gel ben anlatayım sana gel gel. Ne diyorsun? Gel oğlum gel. Bunlar böyle işte bu amacı böyle hır çıkarmak. Oğlum bilerek yapıyorlar bayağı ya. Oğlum bak geçin evinize gece gece pislik çıkacak ha. Allah aşkına çıksa ne olur ki? Oğlum bakın sopayı sen... Abi gönderiyorsun, kendin gidiyorsun manyak. Dur bunu. Dur. Çıkarmak. Fiştekçi bunlar ya. Ağır ol delikanlı. Bak hem evimin önünde duruyorsun hem de konuşuyorsun. Sen uslu uslu gir bakayım içeri. Bak almayın façanı aşağı. Aa benim mahallemde bana artistik yapıyorsun. Baba bana bak. Dur. Ben eski polisim ulan. Hadi gel lan ne olacaksa olsun. Hadi gel hesaplaşalım lan gel. Gel. Cemil, Barış, Ahmet ne yapıyorsunuz ya? Bunların derdi bu zaten. Geçen sefer de aynı şeyi yaptılar. Hır çıkarmaya gelmişler işte. Uyuyacak mıyız bunlara? Uyuyacak. Hadi eve. Yürü eve giriyoruz. Hadi. Uğraşamayacağız biz bunlarla. Yürü. Bilerek yapıyorlar. Bireysel yapıyorlar ya. Hadi. Hadi. Tufan. Geç. Çiçek. Ben de geleyim. Cemil. Biz karabacaklarız. Bundan sonra mahalle bizden sorulur ona göre. Ne oldu ya? Ya hani gitmişti bunlar hani halletmiştiniz ya? Halledememişler tabii ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz neyi dert ediyorsunuz? Bırakın bana ben halledeyim. Benim deli raporum var. Allah Allah. Ya Hikmet gözünü seveyim. Ya böyle insanlar değil bunlar oğlum. Tamam ya. Bunlar hayırdır? Bunlar niye gitmiyor? Ne yapacaklar bunlar böyle? He? Ben inat sinet abi. Hiçbir yere gitmiyorum ben tamam mı? İnat sinet. Yani sen taşın olma ben diyorum. Güzelim taşınacağız da bunların zoru öyle değil. Dağ başım burası ya. Resmen Tufan'ın evini talan ettiler. Pislik herifler ya, serseriler. Bunlar nasıl çıktı oğlum dışarı? Bunlar hapisten çıkarmaya bayağı böyle zengin şey bir avukat gelmiş. Nasıl ya zengin avukatı? Nereden bulacak bunlar? Ya da zengin avukatın bununla ne işi olacak esas? İşte, sorulması gereken soru bu. Yani affedersiniz üzerinize afiyet. Ben de eski polislik içgüdülerime dayanıyorum. Ne oluyor ya? Ya Cemil abi sen polis değilsin artık ya. Ya ama yeter Allah aşkına yeter ya. Hadi herkese eyvallah. Bana bakın yarın harçlıklarımızı getirmeyi unutmayın. Yoksa davulcu yanlışlıkla camınızı kırar ha. Canınızı acıtabilir. Geldik beyim. Ne yaptın? İnandılar mı? Sıkıysa inanmasınlar beyim. İyi hadi bakalım. İnşallah bu sefer halledersiniz. Yoksa benden para mara alamazsınız ha demedi deme. Yok bebeğim. Hallederiz sen hiç merak etme. Sen bize biraz daha zaman tanı. Biz bunları iyice bir bezdirelim. Sonra sen onları teker teker çağırır üç kuruşa anlaşırsın. Hatta üstte para bile verirler. Vallahi. Hadi bakalım. Bekleyip göreceğiz. Kalk bakalım uykucu. Karnını alıyoruz bugün. Ya. Ya Barış neden uyandırmadın ya? Güzelim çocuklar kalktı zaten giyiniyorlar. Merak etme yolda da kahvaltılık bir şey alırız olur biter. Hazır değil mi bunlar hala ya? Hayır bunların okulda kalıp kalmayacağı belli olacak bugün. Bu ne gamsızlık hala hazır değiller ya. Bir aydır bak nasıl canavar gibi çalışıyor çocuklar. Sana pırıl pırıl karnına getirecek tadını çıkarsana şunu. Hikmet. Hmm. Hadi ablacığım kalk. Hadi çocukların ya. Okuluna gideceğiz karne günleri hadi. Abla beni o kalabalığa sokmasan ben hiç gelmek istemiyorum. Ben sonra bir şeyler alırım onlara ya. Ya ne kalabalığa sokma ya. Hastaneden çıktığından beri evdesin olmaz öyle. İyi gelirsin abla. Abla istemiyorum ne olur bırak ne olur. Öf. Rahat bırak ya ne olur.
Ne oluyor size ya? Bir şey mi oldu? Şey, yok bir şey abla ya. Nasıl yok bir şey? Siz bir şey mi karıştırdınız Fiko? Ben tanıyorum bu suratları. Siz bir şeyler karıştırmışsınız. Ne o? Yok yok, onlar heyecandan öldür ya. Hadi hadi çıkıyoruz, hadi yürüyün bakalım. Hadi. Ya Barış abi. Ya biz kendimiz gidip alsak olmaz mı karneleri? Öyle bir şey olmaz. Rahmet'i kandırdınız, babamızı kandırdınız. Beni kandıramazsınız, tamam mı? Ben geleceğim, orada olacağım. Kırık dolu değil mi karne yine? Ha? Unuttuğunuz tabii okuldan atılacağınızı. Sizi okuldan atalım, biz konuşacağız, o zaman konuşacağız sizle. Hadi 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 hadi, çıkın çıkın bakalım hadi. Hadi güzelim, biz de giyinelim güzel güzel. Hadi bebeğim gel. Ha, çıkıyorsunuz. Hadi abi, gazanız barak olsun Allah. Neyse. Ya okulda mezuniyet balosu var bugün. O yüzden bütün kadro böyleyiz yani. Çok iyi olmuş. İyi değil mi? Daha ne olacak lan? Alo. Oha. Hadi oğlum kalk kalk. Ne yapıyorsun oğlum ya? Lan başlayacağım senin tribine ha. Hadi git güzel güzel giyin. Lazımsın bugün bana. Ya ne işimiz var? Ben neyin yardım edeceğim abi sana üniversitede? Allah aşkına ya. Gidince görürsün abicim. Hadi ya, bak. Yapma. Ya istemiyorum. Yürü lan. Lan istemiyorum ya. Yürü. Abi ya. Rahmet diyeceğim. Arkadaş bunlar mahalleye dadandı dadandı, millet kahveye de gelmez oldu ya. Bırak kahveye gelmeyi, evlerinden çıkmıyorlar ya. Tufi, aslında var ya, ben eski Fikri olsaydım sizin işinizi çık bana nakal ederdim ama olmaz tabii, ben değiştim. Büyük yemin verdim oğlum, hayatta olmaz. Fikri abi, ya diyorum ki son bir numara çeksen, bizi şu işten kurtarsan sonra iyi fikrim oluyor, ne oluyor sana Allah aşkına, ne olur ya, kurtar bizi şu heriflerden. Yok lan yok, olmaz Tufan, olmaz lan. Oğlum ben köprüden önceki son çıkıştan geri dönmüş adamım. Ben hayatta bir daha oralara gitmem, pis işlerle uğraşmam ben ya. İşte. Hani... Biz hiçbir zaman evlenemeyeceğiz Cemil. Ya çiçeğim niye evlenemeyelim, gözünü seveyim ya. Ne oluyor lan size? Ya çok ileri bir tarihe verdiler düğün tarihini. Bu düğün salonu da başkasına vermiş o gün, anlaşmıştık, bir sürü kapora vermiştik. Oğlum dert ettiğiniz şeye bak ya, gidin siz de başka bir yerden alın günü. Evle kolaydı sanki. Her yer öyle son anda diyor, rezervasyon yok diye bizden çok para istiyor. Kaldım evde, ben evlenemiyorum. Evde kaldım, böyle kaldım. Geç doğru isterler. Biz de sinek avlıyoruz Fikri abi. Görmüyor mu kahvenin halini? Para mı var sanki, nereye? Bütün lokanta da öyle. Kimse yok, bütün müşteriler kaçırdı o karabacaklar. Birileri geldi ama. Yaş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Ben bu çevrede ev ve dükkan bakıyorum. Satın almak istiyorum. Ya bu mahallede yani. Duyduğuma göre mahalleye de bir grup serseri dadanmış ha. Mahalleli de bayağı bir bıkmış bu durumdan anladığım kadarıyla. Evlerinizi satarsanız o konuyu da biz çözeriz. Yani bizim için ufak iş bunlar. Evet, doğru. Bu yani dadandılar, var öyle bir durum. Yani evet, öyle bir durum var da... sizin gibi nüfuslu birisinin karşısında çok duramazlar. Almayı düşünürüm diyorsanız, ben satmayı düşünebilirim makul bir fiyata tabii. Tabii tabii, ben de düşünürüm, düşünebilirim. Yani benim olsa ben de düşünebilirim. Yani mahallenin ve evlerin durumu ortada. Hele böyle bir tatsızlık da varken... Ama ben iyi para vereceğim size. Satın kurtulun bence. Tamam o zaman mesela benim kahveme ne kadar fiyat düşünüyorsunuz? 50.000 veririm buraya. Ne? 50 mi? Ya bu üstü... 50.000 ne ya? Ben 50.000 ettim. Markalarımı vermem ya. Vermem 50.000. 50.000 olur mu arkadaş? Çok az. Olmaz. Ne iyi. Siz bilirsiniz. Kartım bu. Fikrinizi değiştirirseniz ararsınız. Ha o biçim. Ha. Adnan Bey bazı evleri ve dükkanları aldı bile. Sizler diretirseniz sizinkileri almaktan vazgeçebilir. Çok geç kalmayın yani.
Bu kaç tane ev dükkan almış ya mahallede? Bilmemiştim, almış birazdan ama. Tufan kalk, kalk. Bu adamda bir iş var. Emniyete bir gidelim, bunu soruşturalım. Kalk. İyi, tamam. Çiçeğim, sen otur burada. Gelelim. Allah aşkına, ben burada bekleyeyim. Girmek istemiyorum. Ya ne girmek ya. İstemiyorum? Tek başıma ne zamandır zaten. Burada bana ya, bir yardım edeceksin ya. Burada bekleyeyim. Gelirsin. Ya, ya yürü. Ya, yürü. Allah Allah, yürü. Kalabalığa sokuyorsunuz beni. İstemiyorum ya, diyorum. Oğlum, sana da söylüyorum. Sen gelmiş. Aa, Deniz lan. Deniz. Ver. Biraz sonra konuşursak olur mu? Ne haber? İyi misin? İyi, senden ne haber? Sen çıktın mı hastaneden? Çıktım, çıktım. Bir ay falan oluyor. Sen nasılsın? Ben... İyiyim ben. Nasıl olayım? Okuldaki jübileme hazırlanıyorum. İyi, biz tutmayalım seni ya. Senin işlerin falan vardı şimdi burada. Sağ ol. Şey diyeceğim, akşam sen de partiye gel, olur mu? Çok eğleneceğiz. Tamam, tamam, tamam. Gelin. Görüşürüz, gelin. Görüşürüz, tamam. Ne oldu oğlum size? O hal ne? Yok oğlum bir şey ya. Konuşmuyorsunuz, etmiyorsunuz. Oğlum konuşuyoruz, görmüyor musun? Medeni insanlarız biz ya. Böyle ayrıldık diye konuşmamazlık olur mu? Allah Allah. Tabii tabii. Helal olsun. Hadi gel, işimize bakalım biz. Sen bekle, ben geliyorum, tamam mı? Tamam. Pelin. Ne geç kaldın rahmet ya. Neyse, her şeyi hallettim ben Allah'tan. Vallahi Pelin, yani çok sağ ol, ne diyeyim. Ali Hoca konferans salonuna indi. Son sınıfları diplomalarını dağıtıyor, seni de bekliyor, çabuk ol. Ya tamam, onu hallederim ben ya, o problem değil de. Ben senden bir şey daha isteyeceğim, yapar mısın? Vallahi ne olduğuna bağlı rahmet. Ya ben kardeşimi de getirdim de sen bana burada lazımsın filan dedim. Da ben ona burada ne iş vereceğimi bilmiyorum yani. Ama sen de beni iyice asistanın yaptın, farkında mısın? Ya sen yaparsın Pelin ya, bulursun bir şey. İyi tamam, hadi git. Ali Hoca seni görmedi, sinirleri yokluyor zaten. Tamam, çok sağ ol. Hadi git. Niye lan, nereye geçtin? Bekle sen. Bunu nereye? Selam. Selam. Gel bakalım çekirge. Abin gittiği yerine seni bıraktı. Ama bir süre işimiz var, çabuk ol, gel hadi. Sen şunları al, gel. Tamam. Ne yapayım? Bak. Buyurun, böyle boş yerlere oturabilirsiniz. Bunların göz göz değil ha. Ama bir altıymışlar, unut bakalım. Ne olacak yavrum bu saatten sonra, merak etme. Ya şu bebek doğmadan bir hal yoluna girsinler falan dedim ama yani bir gram gelişme yok gibi, dur bakalım. Kiraz eli bol. Tebrik ederim Kiraz'cığım. Seninle gurur duyuyorum. Tebrik ederim dedi. Evet, başka ne diyecektik? Teşekkürler hocam. Fikret eli bol. Fikret aslında bir alt sınıfta ama velileri iki sınıfta olamayacakları için karnesini buradan alıyor. Fikret, beni çok şaşırttın. Bak işte, olmadı demek ki. Bu kadar kısa sürede böyle bir atak beklemiyordum. Ablanızın size güvendiği kadar varmış. Eli bol kardeşlerin bundan sonra okulumuzda devam etmeleri kesinleşmiş oldu. Aferin. Güvenimizi boşa çıkartmadıkları için onlara teşekkür ediyorum. Ya aferin. Oh, gurur duyuyorum size. Sabahtan beri suratınız ne o zaman? Seni azıcık korkutalım istedik. Ben de gurur duyuyorum size. Bravo. Aferin. Teşekkürler Barış abi. Senin sayende oldu zaten. Bizi asker gibi çalıştırdın. Ama sürprizlerimiz daha bitmedi. Bak sen. Böyle mutlu ettiniz ki beni ya. Ay, daha ne olsun. Aferin. Oh, siz. Hoş geldiniz. Ne oldu? Öğrenebildiniz mi? Ya. Ya bak, ben ömrü hayatımda böyle bir katekulli görmedim ya. Vallahi bak. Ne oldu lan? Vallahi Fikri abi, seni bile böyle çırak çıkarmışlar diyeyim, gerisini sen düşün. İyi. Ay, çatlatmazsanız insan, ne oldu ya? Ya bu karabacakların bu mahalleye gelişi hiç öyle boşuna değilmiş yani. Bizim bütün bu mahalle kentsel değişmeye giriyormuş. Dönüşüme giriyormuş. Kentsel? Dönüşüme. İşte bu Adnan da bunları önden başımıza salmış ki buraları hep ucuza kapatsın. Mevzu o yani.
Ana. Ya. Emin misiniz yani he? Ya eminiz. Salih'e didik didik araştırttık ya. Onların da haberi yoktu da işte Cemil'in polislik üçgüdüleri. Onları da uyandırdı mevzuyu. Kentsel dönüşüm ne lan? Şöyle söyleyeyim Fikri Bey baba. Yani bizim bütün mahalledeki evler yıkılacak. Yerine böyle lüks siteler yapılacak. Bu çakal da mı bütün bu evleri ucuza kapatıp yerine milyonluk daireler dikecek. Milyona ben satarım. Ya milyona biz de satarız. Milyona satarız tabii de 50 bin lira ver derim kahveye. Gördünüz işte. Remzi dayının evini 70 bin almış bile. Lan o Remzi tövbe ya. Peki ne olacak bu iş böyle ya? İnsanları uyandırmak lazım mahalleli. Yok kız yok. Bu tip durumlarda insanları uyandırmak olmaz. Çok daha fazla çirkinleşir adamlar. Bu tip durumlarda çok sinirlenir içerisinde. Peki abi. Bir sahalara dönüş mü seziyorum acaba bu taraftan? Yok lan yok yok yok. Ben öyle kataküllülere gelemem. Ben büyük yemin ettim oğlum. Ama bir yandan da tabii aile meselesi olunca insanın kafa bir gidip geliyor ya. Tabii ki bey babacığım ya. Tabii ki hepimiz için. Aynen öyle. Bizim için, ailemiz için. Hadi ne olursun çalıştırsak seni ne olur. Kurtar bizi bu beladan ne olursun bey baba. Hadi babacığım hadi. Babacığım. Son bir numara ya. Son. He? Hepimizi sen kurtardın Romeo. Sana çok teşekkür ederiz. Bizimkiler nerede hala ya? Çıkmadılar mı? Ama bilmiyorum yavrum. Sürpriz falan dediler mi? Değerli velilerim. Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna geldik. Biliyorsunuz okulumuzda her yıl bursluk sınavı düzenleniyor. İşte bu sınavda birinci olan öğrencilerimizi size takdim etmek istiyorum. Eli bol kardeşleri sahneye alabilir miyiz? Aa. Sınavda göstermiş oldukları üstün başarı sayesinde okulumuzda tam burslu olarak eğitim görme hakkı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Çocuklar şimdi sizlere kısa bir konuşma yapmak istiyorlar. Merhabalar, ben Kiraz Elibol. Filiz Aktan'ın kardeşim. Fakir bir aileden geliyorum. Eskiden yaşadığımız hayattan çok utanıyordum. Bu yüzden ablama hep eziyet ettim. Ama o benden hiç vazgeçmedi. Bizi burada okutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Geldiğimiz hayattan utanmak değil, gurur duymamız gerektiğini söyledi bize. Benim ablam bir avukat değil ya da doktor da değil. Daha fazlası. O benim ablam. Abla seninle çok gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Bu senin için de. Ben Kiraz gibi konuşamam. Derslerim de iyi değildir zaten. Biliyorsun abla. Zar zor geçerim yani. Ama iki aydır hiç uyumadan çalışıyorum abla. Bize verdiğin mutluluğun aynısını bize sana vermek istedik. Ve buraya ait olduğumuzu göstermek istedik abla. Sen dünyanın en iyi ablasısın abla. Buna emin ol. Biz de dünyanın en şanslı kardeşleriyiz. Seni çok seviyoruz abla. Abla çişim geldi. Ya ofisine gel hadi. Senin bu şapşal abin, elin yoksa ben de yokum dedi önce. Doğrudur, yapar. Hoca oldu hala akıllanmadı. Ya sonuçta ikimiz de kaldık mı kaldık. Ama ikimiz de atılabilirdik. Ya atılmadık ama işte ikimiz de çalışıyoruz beraber. Neyine güvendiysen. Ya sonuçta burada mıyız? Ben ona bakıyorum yani. Aynen. Oğlum,
İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Selam, hoş geldiniz. Deniz. Nasılsınız? Selam. Selam. Nasıl? Beğendiniz mi partiyi? Evet, her şey çok şahane. Becerikli olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Arkadaş, Murat ben. Deniz'in erkek arkadaşı. Rahmet. Çok memnun olduk. Okuldan mısın? Ben seni görmedim sanki hiç. Yok, değil. Murat bu gece benim için geldi buraya. Biz beraber Fransa'ya gidiyoruz da. Öyle konsoloslukla tanıştık. Öyle kağıt işleri, saçma sapan şeyler falan. Melis o after party için falan bir şeyler düzenliyormuş da ben bir bakayım ona en iyisi. Tamam, neyse bu benim. Görüşürüz. Ben de denize gideyim en iyisi. Aa, bir dursana. Bir şey soracağım. Bu Fransa'da böyle okuma şartları falan nasıl oluyor? Yani ben de... Siz geçin, ben geliyorum ama. Deniz. Ben Mehmet. Parti çok güzel olmuş. Sağ ol. Sen de çok güzel olmuşsun. Güzelsin zaten sen. Ben bu kadar zaman sen... böyle... yalnız olunca... sandım ki ben... seni pek edinir misin? Yok canım. Biz ayrıldık sonuçta. Hem Pelin var benim, biliyorsun. Senin de biriyle olman artık tabii gayet doğal hakkın yani, biliyor musun? İyi gidiyor mu Arlo? Çocuklar aranız... İdare eder işte. İyi, güzel. Gidiyorsun da zaten. Değil mi? Gidiyorum. Şu balo işlemlerini falan halledeyim. Bir de burada toparlamam gereken birkaç bir şey var. Sonra gideceğim. Bir ikiye kadar gitmiş olurum. Ha. O kadar az kaldı yani aslında gitmene, değil mi? Az kalmış. O kadar az kaldı. Tamam rahmet benim. Halletmem gereken işler var. Sen kız arkadaşının yanına dön istersen. Biz uğrarız sizin yanınıza. Ha yok. Biz gideceğiz birazdan Hikmet'le. Ben onun kafası falan dağılsın diye geldim yani. Gideriz şimdi. Anladım. Hoşça kal o zaman. Ha. Hoşça kal. Görüşürüz. Deniz. Ahmet. Ha. İkimiz için de işleri zorlaştırıyorsun. Ha. Tabii. Aynen. Yapamıyoruz biz yani. Aynen. Olmuyor. Kaç defa mı? Bir gün anlaşsak. Ya öbür gün kavga. Olmuyor. Hani denemesek diyeceğim ki... Ama deniyoruz. Tabii işte. Olmadı. Denedik, olmadı tabii. Olmayacak da. Deniz, ben Pelin'le sevgili olmadım. Arkadaşım o kız benim. Hiç olmadı yani. Hiç sevgilim olmadı.
Deniz! Bu Murat benim sevgilim Rahmet. Gerçekten sevdim. Burada mıydın hayatım? İyi misin? İyiyim. Biz gidelim o zaman. İyi gidelim. Görüşürüz. Kendine iyi bak Rahmet. Sen de. Tutacağım diyordun, 5 dakikadan tutamadın adamı. Fransız hakkında bilgin mi bitti? Allah Allah, sen tutsaydın adamın sülalesine kadar sordun, görmedin. Ya hadi bırak ya. Ayrıca bunlar nerede? Neredeler, ne konuşuyorlar? Hakikaten ne konuşuyorlar acaba bunlar, ne oldu? Yani masalar falan hala uçuşmadığına göre konuşuyorlardı. Doğru, doğru söylüyorsun. Ben sana başka bir şey soracağım. Bunlar niye ayrıldı, sen biliyor musun? Salaklar da ondan. Senin bu aptal abin kızla evlenmek için öyle oyunlar çevirdi ki derine yüzüne bulaştırdı. Benim abim rahmetli bu. Deniz'le mi evlenmek istiyordu? Sen ne diyorsun ya? Sağ kolunu verir, sağ kolunu. Sen ne diyorsun ya? Harbi misin? Ciddi mi söylüyorsun? Tamam, evlendirelim biz bunları. Deli misin? Nasıl olacak? Deliyim. Raporum bile var. Tescilli deliyim kızım ben. Vallahi diyorum, sen bana güven, ben hallederim ya. Hakikaten var kafamda böyle iki bir şey, halledeceğim yemin ederim. Aha Rahmet. Rahmet gidiyor. Gitti bu. Nereye gitti bu? Belli ki işler hiç yolunda gitmemiş. Ne diyorsun sen, gerçekten halledebilir misin bu işi? Ne diyorum, halledebilir miyim? Düşünelim. Şöyle bir şey var kafamda, Çiçek'le ben kenarda konuştum. Onu alsam kim vermek istiyorsan. Ben yaparım, yaparım. Yemin ederim yaparım. Yemin ederim yaparım. Gel. Gel, 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 gel. Yap, dur. Ne oldu? Dur bir. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne kadar derisin? Beni böyle kuytuda köşede kesmezsin değil mi? Çocuğun var mı? Yok. Niye? Yoksa sorun da yok. Çocuk kaçırıyorum ben. O da arada sırada. Gel sen benimle. Boş ver, takma bunları kafana. Gel sen. Düğünü lokantaya aldığımız çok iyi oldu Çiçek ha. Kendi yerimiz, istediğimiz gibi süsleriz, yer içeriz. Oh, iyi oldu vallahi. He ciğerim ya. İyi oldu ama yine de para denkleştirmek lazım. Olsun, dert etme sen onu, hallederiz. El ele verir, her şeyi hallederiz bir şeyimiz. Dağılıyor Zefiliz. O ne dağılması kız? Daha bebek büyüteceğiz. Kız, ben ana kurban olurum ya. Hadi bakalım şu ev işleri ne olacak? Eğer Fatma annenin evini şu kentsel dönüşüm şeyinden böyle iyi bir paraya satarsak biz de böyle size yakın bir yere taşınacağız. Ama işte bey babanın doğruculuğu tutacak zamanı buldu bir de. Ama sen ne bakıyorsun ona be? O 1 milyonu duyunca zaten aklı gitmiştir onun. Başımıza iş açmasın da. Şunu alayım biraz böyle ya? Daraltayım mı? Yok kız, böyle iyi oldu. Çok da şey olmayayım. Heh, evet, tamam. Sıkılmayayım. Heh. İyi, o zaman bitti, çıkarabilirsin. Ya dur ya, dur, daha lafın bitmedi. Biz onların üzerine müteahhit salmayacak mıyız? Salacağız işte. O da ne yapacak? Bu sefer parayı arttıracak. Ya sen bizi dinlemiyor musun? Ya ben sizi dinliyorum ve siz beni dinlemiyorsunuz ki. Allah Allah. Biz kendi bela müteahhitimizi yaratacağız. Ama bunun için önce zaman lazım, sonra da adam lazım. Aa Ersin, sen çıktın mı ya içeriden? Yok, daha çıkmadım da sen şimdi öyle yürüyorsun. Sana öyle geliyor yani. Şakacı ya. Ne yaptınız ya? İyi. Tatam! Ersin, Ersin'im gel ya, sen nereden çıktın? Gel, gel. Hayırdır ya Ersin? Ha? İçeriden çıktım ya. İkinci duruşmada
tutuksuz yargılanma verdiler. Ben de çıktım geldim. Ne iyi bari. Ama hiçbiriniz gelmediniz. Çok bozuldum. Özellikle sana çok bozuldum amca. Ha, Ersin'cim işte onlar biliyor ya. Ben var ya kalp krizi geçirdim ben. Hmm. Ölüyordum Ersin'im. Doğru doğru. Oğlum. Ama o yüzden stres kaldıramıyorum ben. Ama sen var ya iyi ki geldin be oğlum. İşte aradığımız adam. Yok 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 olmaz olmaz. Siz bakın daha yeni kalp krizi geçirdiniz. Bir tane daha kaldıramazsınız ne olur. Hayır 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 hiç merak etmeyin. Bu sefer başa çıkabiliriz. İşte adam bulduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ailecek oyun oynayacağız. Ama ben yeminimi bozmadım ha. Sadece ailem için yapıyoruz. Diyorsunuz yani. Lütfen bakın. Ben içeriden çıktım. Beni öyle pis işlere bulaştırmayın. Ben bir daha oraya geri dönmek istemiyorum. Lütfen yapmayın. Lütfen. Rica Ersin, ediyorum. Ersin tövbe tövbe. Dönmememiyor. Dönmezsin. De öyle bir şey değil. Dönmememiyor kuralım. Aşık. Ha? Neyse. İyi akşamlar herkese. Çiçek bir gelsene benimle. Bir şey konuşacağım sizinle. Gel bir. Çiçek işte. Abla. Ne oldu be? Bir şey olmuyor. Rahmet nerede? Rahmet Deniz'le kavga etmiş, bunalıma girdi, bileklerini falan kesecek herhalde. Biz bir Çiçek'le bir şey konuşabilir miyiz? İzin versen bize. Ya bu çocuk niye böyle, niye anlaşamıyor? Bunlar kavga ediyor sürekli ya. Dur tamam, ben onu bir bulayım da dur. Erkek erkeği konuşalım biz onunla, çözeriz. Geleceğim ben, hadi. Ersin. Filiz abla, ben geldim. Öyle diyorsun yani. Öyle diyorum. Yok başka yolu yok yani. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor ikisini bir araya getirmek için. Bence mantıklı. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da paşam bilmiyorum ben yani olur mu ya önce? Ya ne olacak Çiçek ya? Ne kaybedebiliriz? Sen bir ara şansın dene. Ne olur en kötü. Vallahi diyorum bak güven bana olur ya yemin ederim. İyi hadi deneyelim. Hadi bakalım. Deneyelim ya. Alo Deniz. Çiçek ben, Çiçek ciğerim. Hep ben sana bir şey diyecektim ya. Hop. Hay bakalım. Ya abi gelme dedim ben sana. Niye çıktın geldin şimdi? Allah Allah. Aileyiz biz oğlum. Geleceğim tabii. Delileri konuşma. Anlat bakalım ne oluyor? Benim bu güvensizliğim yüzünden Deniz'i kaybettim. Olan bu. Yapacak bir şey de yok. Yani? Niye yani ne? Ya ablan da bana yaptı aynısını oğlum. Ben neler yaptım ablanı hatırla. Ya hala birlikteyiz biz. Yani sen her şeye rağmen devam edebiliyorsan bunun ismi aşktır. Bunu anla. Tamam mı? Sen seviyor musun bu kızı? Sevmez miyim abi deli misin ya? Ben onsuz bir hayat istemiyorum. Hani sevgili olmasak da böyle hep yanımda, yöremde olsun istiyorum. Onu görmeden olmuyor yani. Ama gidecek işte. Gitmeyecek. Gitmeyecek, göndermeyeceksin onu, gitmeyecek. Gerekirse kapısına yatacaksın ama gene de göndermeyeceksin. Başka bir yolu yok. Öyle olmuyor abi işte. Ben onu bugün ikna etsem kalsa... Bir hafta içinde yine gireriz yani birbirimize. Ben zaten hep bu şeyden kaybettim. Güvenememekten, salamamaktan. Ya benim yüzümden ablamla boşanıyordunuz ya. Ben zaten o konuda hala kızgınım kendime de. Bunların hepsi senin kaybetme korkundan kaynaklanıyor. Ve bir şeyden bu kadar korkarsan gelip seni bulur. Bunu unutma. Hem şu Nihal mevzunda benim arkamda duran tek kişi sen değil miydin oğlum? Barış böyle şeyler yapmaz dememiş miydi, ha? Abi o zaman ben daha Deniz'e tutunmamıştım. Kafam daha netti yani. Şimdi karman çorman oldu benim kafam. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Ulan aşık olmuşsun işte, aşık manyak. Hala karman çorman karman çorman konuşuyoruz. Kalk. Kafanı toparla, rahatla. Tamam mı? Git kızı ikna et bir şekilde. Gitmesine izin verme. Ulan el olmadı, tutar koluna kaçırırız bir yere. Ne olacak, yapmadın şey mi? Diyorsun. Diyorum tabii. Hadi kalk. Ve senle uğraşıp işimizin arasında. Eyvallah. Anam! Kalkın!
yapacağız? Saat kaç olmuş be balaka? Ne oluyor ya? Allah aşkına. Ay ne oluyor be? Telaşlama yetişiriz. Kız saat kaç olmuş? Biz bu saate kadar nasıl uyuduk? Benim bugün düğünüm var ya. Hadi. Yetişiriz. Hadi. Sakin ol. Allah Allah. Delirme ya. Allah. Hadi. Hadi başla. Fikir Bey. Fikir Bey. Senin şu müteahhit geliyor mu? Ya tamam tamam. O geliyor da sen arabayı ne yaptın? Ondan haber ver. Şoförle şey edecek dedem parayı da emaneten şey edecek baba. Bana bak bey baba. Yemin ediyorum bak düğünümü mahvedersen senin iki elim senin yakanda olur bak. Günlerdir insanları dolandırıyorsun. Yok müteahhit gelecek, yok bilmem ne gelecek falan. İşte geldi. Ailemizin müteahhit. Günaydın millet. Zini Bey. Ay, ne be lan? Ya beğenemedim ya. Evet. Ya ailemin bana ihtiyacı varmış. Çağırdılar ben de koşa koşa geldim ya. Yok efendim iyi yaptınız da ne bileyim uçak mı ya? Ya niye olmasın ben kimlere kimlere kakaladım Allah'ın sana. Abimden müteahhit mi yaratamayacağım ben? Vallahi olacak Barış. Başka çaresi yok ya son umudumuz bu. Ah. Ah amca. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Maşallah maşallah. Eyvallah. Senin düğününe mi geldin? Tabii canım tabii. Düğüne geldi. Başka niye gelecek değil mi abi? Tabii ya düğüne geldim. Ya çiçek kızım evlenecek de ben gelmeyecek miyim ya? Kambers düğün olur mu hiç? Hoş geldin. Hadi bakalım hadi çok işimiz var hadi. Hadi bey baba kalk Allah aşkına çocuklar. Paşam Allah aşkına toparlayın. Hadi ya hadi. 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 Ben, koş. Ya arkadaş ya evleneceğim gün uğraştığım işlere bak gözünü seveyim ya. Ya Cemil o değil de şey diyeceğim ben bu Ferda'yı bir de Salih'e mi sordursak ya? He? Ferda mı? He. Nereden çıktı lan şimdi? Ya oğlum aylardır kızdan ses yok, seda yok. Bir öldü mü kaldı mı ya en azından onu bir öğrenelim ya. Ya arkadaş senin de Tülay'ın bitiyor Ferda'nın başlıyor. Nereden çıktı şimdi? İşimiz var bizim. Sen söylemen gereken lafları hatırlıyor musun onu söyle. Ya hatırlıyorum tam unutmadık Allah Allah. Ne hemen sinir yapıyorsun? İnsanlığımızdan soruyoruz biz bir şey mi oldu, olmadı mı, ne oldu diye. Soruyoruz. Herhalde yaparım oğlum. Ha, bu kadar dert ediyorsun öyle yaka paça kovmayacaktın kadını sen de. Ya ben kovdum mu kadını? Öyle dediğin gibi kovdum mu? Kovdum gerçi. Ya ne yaptın güzel kardeşim? Ulan hala açıyorsunuz ya bu kahveyi. Bugün son Hamdi'cim. Satıyorum ben kahveyi. Pes mi etti sonunda? Çiçeğin dayısı ikna oldu. Mahalledeki evleri almaya. Düğüne de geliyor. Ha, küstük bitti lan sonunda. Ya. Keyfimiz yerinde hepimizin evini alacak inşallah. Artık siz düşünürsünüz. Siz uğraşırsınız Adanalı mafyayla. Hadi lan oradan. Adanalı toprak alsın sizin bu pis mahallenize ne iş olur oğlum? Vallahi güzel kardeşim düğüne geliyor. Gerisini siz düşünün. Neme lazım böyle ters mers bir şey söylersiniz. Direkt silahlar konuşur dedi haberin olsun yalnız. Allah Allah ya. Hadi bakalım gelsin de bir tanışalım o zaman. Gelecek gelecek. Sen bana bir çay gönder. Filiz, Zihni Bey geldi mi? Geldi geldi. Evde babamlarla niye? Hiç öylesine. Karısıyla barıştı mı acaba? Vallahi barıştı diye biliyorum. Ha, anladım. Kısmet işte. Çiçek. Hı? Ne yaptın? Aradın değil mi Deniz'e geliyor? Ay ben onu unuttum telaştan ya. Çiçek ya. Tamam tamam dur ben. O kadar uğraşıyoruz ediyoruz ya. Tamam paşam hemen arayacağım dur sen ya. Halledeceğim dur. Alo Deniz. Nasılsın ciğerim iyi misin? İyiyim Çiçek sen nasılsın? Ne oldu bir şey mi oldu hayırdır aradın? Kız ne demek ne oldu düğüne çağırdım ya ben seni unuttun mu? Ay bugün müydü o düğün ya? Çiçek ben unutmuşum onu ya çok özür dilerim. Ama ben gelemeyeceğim sanırım çünkü ben yarın Türkiye'den gidiyorum halletmem gereken bir süreç var. Sana mutluluklar dilerim. Kız olur mu öyle şey ya aşk olsun. Biz seninle o kadar hukukumuz var, ölümlerden döndük, neler neler atlattık. Bir helalleşmeden mi gideceksin? Geçen sefer de dedim ben geleceğim diye ben o kadar sevindim gelmedin. Haklısın ama unuttum işte yani. Tamam ya. Kaçtaydın değil mi? Ben uğrayayım bir doğru söylüyorsun. Hah yaşa ya ciğerim.
Bizim lokantada saat 4 civarı falan, tamam? İyi tamam, öpüyorum seni canım. Tamam mıdır, geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Sen ayarladın değil mi her şeyi? Ayarladım, her şeyi ayarladım. Pelin de Deniz'in nüfus cüzdanını yürüttü. Her şey yolunda yani, yürüyor tıkırında. Ya benim paşama bak benim ya. Abisi için neler yapıyor ya? Tabii ki yaparım. Abim o benim. Her şeyi yaparım. Artı top onlarda. Bizden çıktı. Ya annen öyle. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Yeni birini daha mı ikna ettiniz yoksa? Yok abi. De şu herkesin konuşup durduğu Adanalı toprak ağası var ya abi. Abi adamı ikna etmişler. Olacakmış abi evleri. Ne diyorsun lan? Nasıl yapmışlar bunu? Vallahi bilmiyorum abi. De akşama düğüne gelecekmiş abi. Herkes de konuşuyor bir aydır biliyorsun. Büyük mafyaymış abi. Hani uyandırayım dedim. İşimize taş koymasınlar hesabı. Hayda. Neyse. Akşam bakarız. Şu kahveci tayfası kaldı zaten en son. Onların da başını ezdik mi arkası çorap söküğü gibi gelecek. Aynen abi. Siz de hazırlıklı olun, bir aksilik falan çıkmasın. Akşam ben zaten tedarikli geleceğim. Emrin olur abi, eyvallah. Sağ olun. Güzelim, otursana yavrum, sana erkek aldım bak, bu da hamile halinde. Hoş geldin. Ama iyiyim ya, hareket etmek iyi geliyor bana. Hoş geldin. Şşş, hadi bak. Ya bunların burada ne işi var ya, buna hırgür çıkarmasın. Çıkarmazlar, çıkarmazlar, merak etme. Hoş geldiniz. Ya bu Zeyne abi nerede kaldı ya? Ya patlama ya, gelir şimdi. Aa. Adam şansıyla gelecek ya, Allah Allah. Bir rahat olun. O kadar propaganda yaptık, boşuna mı yaptık ya? Geliyorum ya. Gelme gelme ya. Geliyor 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 damat gibi ya. Hani oğlum zengin bir dayı falan geliyordu. Ağa mıymış neymiş? Bilmiyorum ki abi, ben de anlamadım ama gelecek herhalde. Anam, anam. Ah. Buyurun, buyurun. Abi. Aha geldi, geldi Zeynep abi, geldi lan. Geldi lan, geldi. Paniklemeyin. Tamam, ben bölüme girdim lan. Tamam, tam havadayım ben ya. Dedik bir oyuncu mu oyuncu bir şey tutalım. Dedik işiniz gücünüz ucuzculuk. Halleder, kimin babası bu baba? Hayat hocam. Amcam niye böyle giymiş ya? Şşş, çaktırma çaktırma, boş ver, planları boş. Siz ne işler çeviriyorsunuz yine? Şşş, bak işe yararsa herkesin yüzü olur. Çık, rahat ol. Selamun aleyküm, güzel insanlar. Aleyküm selam. Güzide topluluk. Hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk sevgili yeğenim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin be amca. Hoş bulduk, tebrik ederim. Şükür kavuşturana. Eyvallah, Allah mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. O ne lan öyle, ne takıyor öyle lan? Şunu bir takalım öncelikle. O ne lan öyle? Gördün mü Fikri abi? Ama bir yardımcı ol bakayım. Ya harika. Fikri abi gördün mü ne taktı ya? Bu adam bayağı zengin olmalı ha. Biz buna var ya, satalım evleri, çok kâr ederiz. Ne kadar gönlü bol bir adam olduğunu gördük, inanamıyorum. Taktığın şeye bak ya. Nereden buldun bunu Zihni Bey amca? Oğlum çaktırma lan, 1 milyoncudan oldum. Güzel insanlar, güzide topluluk. Sizlerle bugün güzel şeyler yaşayacağız inşallah. Öncelikle tabii ki sevgili yeğenimi şöyle bir dünya evine yolculayalım. Sonra da sizlerle yeni evlerimizde tanışalım.
Duydum ki mahallemiz kentsel dönüşüme giriyormuş. Ben de bu projeye talibim arkadaşlar. Bravo! 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 Yavaş bir sakin. Nereye talip oluyorsun ya? Ne demek? Ben zaten mahallenin yarısını almışım. Taş koyma işimize. Nereye aldın ya? Nereye? Anlaştık mı? Biz anlaşmadık ki ya. Öyle bir sözleşme gibi. Öyle bir şey yok. Sen bizi ayaküstü öyle uyutmaya çalışıyorsun. Yok öyle şey. Şimdi sevgili kardeşim, doğru haklısın da. Yalnız sen buraları çok ucuza kapatıyormuşsun. Böyle 3-30 paralar filan. Sen 3000 veriyormuşsun. Ben metrekaresine 6000 lira. Helal olsun. Ulan 6 kere 6, 360. Ben ona satıyorum. Benim evim 360 ediyor. Ben de sattım, ben de. Ben de sattım abi, sakın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. O iş öyle olmaz. Bu evler bana lazım. Site kuracağım ben buraya. İyi, verdi 6000 lira verdi metrekaresine. Ben 7000 veriyorum metrekaresine. Ne? 420.000 oldu benim ev. Ben seninkini attım, onunkini alıyorum ya. Kusura bakma. Param var mı para? 420.000 yaptı. Ben oraya veriyorum. Gittim aldım. Para var mı? Nakit mi? Keş mi? Hemen gel. Hemen şimdi bana satıyorsunuz metrekaresi 7000'den. Hem sizin o üç ev 1,5 milyon falan ediyor. Satıyor musunuz? Kusura bakma, satıyoruz. Hemen var mı? Para var mı? Para. Var. Hadi o zaman hemen ayarlayalım. Satıyorum o zaman. Ben de satıyorum. Sattım bitti. Ver. Geç şuraya. Geç. Birinciyim. Ne, adın ne senin? Fikriyeli bu. Sayın Çiçek Durmaz, Sayın Cemil Engin'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın kendi öz iradenizle koca olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Geç kalmadık değil mi ya? Ya bunu ne işin lan burada? Ne oluyor lan? Sakın yaşayana. Sen bir gel benimle. Ne oluyor? Gel. Dur bir saniye. İcram et düşeceğim, ne yapıyorsun ya? Kızım sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ha? Manyak mısın sen? Ya da şey mi deniyorsun yani? Ben rahmetli nasıl katil ederim? Bunu mu denemeye çalışıyorsun? İcram etme, düşeceğim diyorum ya. Çiçek çağırdı, ben ne yapayım? Çağırdıysa gelseydin, adam akıllı, mutluluk var. Dilesen gitseydin. Niye herifin yüzüme sokuyorsun? Yanlış bir fikre kapılmadı ya rahmet. Bir nikah daha vardı. Rahmet Elibol, Deniz Çelik. Abicim çok güzel söyledin, çok iyi söyledin. Ben hemen getiriyorum size, hiç merak etmeyin. Barış, Allah aşkına sen rahmetin şahidi ol. Çiçek, sen de Deniz'in şahidi ol, tamam mı? Hemen geliyoruz, organize edin, geliyoruz. Ne demek evlenecekler ya? Böyle zorla aniden evlilik mi olur ya? Güzelim olur mu olur ya, niye olmasın? Aynen öyle, bence de. Aha, bunlar kavga ediyor. Bunlar kavga ediyor, koş. Lan rahmet! Düşeceğim. Ya tamam, düşmezsin, dur ya.
Sen kendini gayet açık ifade etmedin mi? Ya o kadar açık ifade edememişim rahmet bak. Ne yani? Sen kendini anlamadın. Ne giriyorsun kızın içine ya? Ya tamam, şey terk ediyor Allah Allah ya. Lan ya. Ne ya bu ne? Sen bize hiç yani. Şuraya ben çiçek gayet ediyorum anlamıyor musun? Gerek var mı? Gel gel gel. Anlaşıldı. Tamam tamam. Çiçek kalmadı. Ne yapıyorsun? Bari çağır. Bari çağır. Bari çağır. Bari çağır. Bari kızım ne geliyorsun? Neyle sakinim lan ben? Her neyle sakinim? Ben onun için geldim. Senin için mi geldim? Doğru ya. Ben benim ateş topunu oynuyorum. Benden onunla çılçır ha. Ben amcaoğlunu oynuyorum. 20'de ben de çılçır. Ben sana dayanamıyorum. Ne geliyorsun kızım benim? Ateş bacayı sarmış. Ya tamam çiçek davet ettiyse etti. Ne herifi getiriyorsun yanına? Manyak mısın sen? Ya ben dayanamıyorum sana. Dayanamaz bir insansın ya. Ya aslında ben sana dayanamıyorum be. Sen dayanılmaz bir insansın. Dayanamıyorum ve gidiyorum gerçekten. Ya kızım gidiyorsun. Madem gidiyorsun. Ne sürekli benim burnumun dibine geliyorsun? Rahmet istemiyorum seni anlıyor musun? Aslında istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Ben istemiyorum. İstemiyorum ben seni. Peki evlenmek istiyor musunuz? Ha? Belediyemize evlenmek istediğinize dair başvuruda bulunmuşsunuz. Hala istiyorsunuz değil mi? Ne evlenmesi ya? Deniz ne oluyor? Ya benim... Çık çık. Yemin ederim benim bir alakam yok Deniz. Allah. Şey. Şey. İstiyorum. Aynen öyle. İstiyorum. Aynen öyle. Bravo. Bravo. Olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam. Evet, ediyorum. Medeni kanunun ve belediye başkanımın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak buradaki bütün misafirler ve konuklar huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Geleceğim ben tamam mı? Ne yapalım şimdi biz ne yapalım ne yapalım? Lan! Ortalık karıştı ya. Bir dakika. Ya Barış! Oğlum! Ne? Lan oğlum! Lan kızı almayı unuttun ya sen mi doğdun? Ben de kamu kaldı be! Ya kızım gel gel gel. Tamam kızım. Buraya buraya. Hadi. Okey. Dikkat et. Dikkat et sevgilim. Tamam. Tamam çok az kaldı. Nefes al. Nefes al benim güzel. Nefes al benim sevgilim. Amca. He. Paraları bize bıraktılar. He vallahi öyle oldu. Kediye ciğer sütü emanet ettiler amca. Ha. Öyle oldu vallahi. Amca. He. Kendine direnme. Bu sen değilsin. Sen para gördüğümü özersin amca. Ezerim ben değil mi? Kokla. Oğlum ben torun sahibi oluyorum üstelik. O kurtardı. O kurtardı beni mahkemede ya. Ama... Hadi güzel güzel nefesini. Hadi abla gel. Abla sana nefes alıyorum senden. Tamam. Hocam var ya abla yaparsın. Rahmet al çocukları eve getir. Ya abla hala neden bahsediyorsun? Ne çocuğu? Hadi gir doğur artık ya. Belli olmaz çocuğum sürdü. Sana o kadar ayakta durma. Bizim erkeniz ya. Erken geldik ya. Tamam benim sevgilim. Çok az kaldı tamam mı? Doktor gelecek şimdi her şey yoluna gelecek tamam mı? Tamam dayan biraz da hadi.
Yalvarırsan doktor değil misin? Doğurtsana! Sevgilim ben babayım, heyecandan giremem ameliyat, anladın mı? Merak etme, sadece elini tutacağım ben bunu, tamam? Rahat ol, nefes al, nefes al sevgilim, nefes al. Alıyorum ya nefes! Tamam. Erken geliyor ha? Hah, geldim nihayet. La eski sevgilimi doğuracak beni! Sevgilim ne istiyorsun, çok iyi bir doktor deme öyle. Hadi, hadi nasılsın, hadi. Gördün mü Filiz? İnsanın kime muhtaç olacağı belli olmuyor. İstihan! Bak delirtme beni, bak sana mahcubum diye bir şey demiyorum. Tamam, tamam benim efendim. Tamam, sakin ol benim sevgilim. Neyse, hadi biraz hızlı yap. Tamam. Tamam. Fetüsün prezentasyonu oldukça iyi. Servikal silinme ve dilatasyon yeterli. Doğum eylemi doğal seyrinde ilerliyor. Her şey yolunda, tamam mı? Sıkıntı yok, merak etme. Aa, tamam. Yalnız sen beni çok kırdın Filiz. Ya sussana! Ya kusura bakma. Ama öyle kusura bakma deyince geçmiyor. Esler çocuğumu doğurdunuz artık. Ben ne yapıyorum Savaş? Hadi Filiz. Hadi. Ama abla bu çok minik. Ve tabii kızım nasıl olacak diye. Ama ilk önce ben kucağıma alacağım ha. Bu kız çok güzel ya, baksana yüzü aynı sen. Boyu da babasına çekmiş. Allah Allah. Neyi babasına çekmiş bakalım? E sabırsız. Ortalığı birbirine kattı baksana, düğünlerini bilemedi insanlar. Estağfurullah. Kız olur mu öyle şey? Bundan güzel düğün hediyesi mi olur Allah aşkına? Ya sen olmasaydın ben hapisten çıktığımda kimsem yoktu, ben ölürdüm vallahi. Senin sayende benim ailem oldu, evim oldu, işim oldu, eşim oldu. Ben de Allah'tan ne isterim ciğerim. Çekil bak. Oğlum ne gereği vardı be? Anladın mı bir şey ya? Adet bu. Eyvallah Sufacığım. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Al çapanı. Darısı başını mı sorayım? Ay yok ya, biz bizden artık geçti o işler. Şey, Tülay'a haber verdiniz mi? O şimdi duymak ister hani bebeği. Akşam aradım. Yani iyi, Almanya'da. Ben sana çok kötü davrandım Tufan'ım, kusura bakma. Yani Tülay benim can dostum, biliyorsun. Öyle tabii canım, ya zaten yani ben hatalıydım. Filiz, o yüzden takılma sen, boş ver. Ben darılmadım sana. Tamam, şey... Ben... Tülay'la konuştum. Yani... iyiymiş Almanya'da. Ama birisi varmış herhalde yani. Ama... inşallah sen de mutlu olursun falan yani. Yani tabii hayat akıyor. O da iyi olsun tabii inşallah. Kız Ferda. Ay geç kalmadım değil mi? Anam sen nereden duydun ya? Ya Çiçek, ben sizin düğünü bugün zannediyordum. Lokantaya gittim, dediler ki bebek doğdu, ben de geldim. Ay Allah analı babalı büyüsün. Hoş geldin Ferda. Ben sana gelmedim Tufan. Hem Çiçek'i göreyim dedim, hem de bebeği duyunca geleyim dedim. Çok kalmayacağım zaten, hemen gideceğim ben. Yok yok, şey yapma, hemen gitme ya. Kal yani biraz, öyle zaman problemi olmasın yani. Nasıl tavırlar bunlar Tufan? Yumuşadım ya artık biraz sana karşı. Ya öyle deme, ben hemen şey, hemen teslim oluyorum çünkü. Ol ol artık, ustasın sen. Gerçekten ya, hemen de teslim oldum ya. Kız biz Cim'de düğünü yaptık, biliyor musun? Evlendin mi? Ha, evlendim seni beklerken. Ya yok ben değil, Allah Allah. Şimdi... Ya rahmetli Deniz Başkası gibi. Ay ne güzel, onlara kısmet olmuş demek ki. Çok güzel yılansın. Allah Allah. Kolay gelsin Doğan abi. Kolay gelsin kardeşim. Evet, sen şimdi et, hadi bakayım. Şey... Ne? Biraz hınçam kalkacak, biliyorsun değil mi? Ha, kocanı bırakıp gidiyorsun ya. Vallahi ben de Deniz Elibol'u hiçbir şeyde bırakmamı sorayım. Yalnız Deniz Çelik Elibol canım. Yani sen evlendim diye geçmişimi yok sayacak değilim. İyi, tamam. Deniz Çelik Elibol olsun için.
Babanın yuvası olur işte. Öyle mi diyorsun amca? Öyle ya. Bak o senin yanında gördüğüm çitlen bir kız var ya. Onu da pek beğendim ha. Amca güzel kız hakikaten o değil mi? Ya öyle. Ya sen de kur yuvanı oğlum. Yerin yurdun belli olsun. Bak paramız da var. Herkese birer tane ev alırız. Olur biter değil mi ya? Aynen öyle. Amca para demişken sen parayı ne yaptın? Babana verdim. Babama mı verdin? Babam nerede peki? Ben hastanede görmedim. Paralar. Amca. Bak paralar gitti. Amca ne yaptın ya? Paralar gitti. Ya amca ya. Paralar gitti. İsmail gel. Duydun mu lan? Ne oluyor lan? Oğlum paralar gitti lan. Oğlum nasıl? Ne parası gene ya? Sana da çok yakıştı. Paralar. Paralar. Paralar gitti ya. Paralar gitti. Nasıl gitti? Nereye gitti ya? Ya buraya geleceğim diye ben paraları şeye verdim. Fikri'ye verdim. Ya Zihni Bey bu yapılacak hareket mi? Gözünü seveyim ya. Ya ben aklım mı kaldı be? Ya söyle de bak. Ya sen hamile karını unutmadın mı? Zihni Bey amca bir saniye anlamadım. Benim ev gitti şimdi. Yalnız ortada kaldık. Kahvem gitti benim. Gitti bize. Ortada kaldık oğlum. Kahve de. Hocam bir para. Dedim Necmi Hanım'ın paraları da onun çantanın içine. Lokantada yok. Filiz. Filiz işimiz yok. Baba attı golünü yine. Bak son dakikada görüyor musun? Açılın, 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 açılın. Baba, baba, baba. Şşt, ne yaptın ya? Ne yaptın evlerimizi? Sağolun nereden? Ne yaptın lan paraları? Ne harcadım? Ben! Nasıl harcadın lan? Bir gecede nerede bitirdiniz paraları? Kime harcadın? Nasıl harcadın? Ne oluyor ya? Ne bu be? Size apartman aldım. He? Ne şaşırıyorsunuz ya? Siz anlaşmıyor muydunuz bu mahalleden gidelim gidelim diye? Aldım işte apartmanı. Bir sürü daire var içinde ama biraz bakılırsa. Şşt lan hadi git fotoğrafları göster hadi. Bayağı almış. Vallahi ben ne yaptıysam tutamadım adamı ya. Gitti bütün parayı bir şak diye yapıştırıyor. Otobüste geldik buraya. Taksi parası bırakmadı. O öyle diyorsun. O da öyle diyorsun. Ben bir film benim çevirmiyorsun değil mi? Ya ne film çevireceğim ya? Size söyledim inanmıyorsunuz. Ben süper baba oldum. Şimdi de süper dede oldum. Ver bakayım Filiz'im. Ay 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 şuna bak. Şuna güzelliğine bak. Şuna oy 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 yerim ben seni. Yerim ben seni ne güzel. Aşk meyvesi bu. Aynı sizin gibi Filiz. Ay aynı sizin gibi kokuyor bu. Ne dedim, ne dedim ya, ya? Aldım işte apartmanı, hiç inanmıyorsunuz ama. Oo, bir an önce taşınırız ya, Allah. Eşyaları da döşedik mi, hemen yerleşiriz değil mi baba? Bir boya yaparız, ondan sonra yerleşiriz. Ya eşyada bir şey yok ya. O benim elimdeki eşyalar var, hallederiz onları. Ay eşya olmasın, gönüller bir olsun Tufan. Ya ben size dedim değil mi? Ben size dedim, ben artık iyi bir adam oldum dedim ama anlatamadım size ya. Darısı artık başınıza. Vallahi baba helal olsun ya, inanmamıştık hakikaten ha. Benim için kardeşlerim de akıllı uslu çocuklar oldular kocaman. Değil mi? Ben de artık ablalıktan anneliğe terfi ettim. İsmocuğum da şimdi dayı oldu. Dayı olmak istemiyorum. Ben abi olmak istiyorum. Ben de pilot olmak istiyorum. Sen pilotsun zaten baba. abi desin sana. Abi mi desin istiyorsun? Hem sen sevmedi ondan... mi dayı demesin? Dayı olacaksın sen ondan zaten. Anam. Nereden çıktın sen? Kim bıraktı seni? Her türlü büyük olacaksın zaten onda. O ne? O ne be? Bebek. Ya. Kimin bebeği bu ya? Allah Allah. Bebeği be. Ne bebeği ya? Bayağı gerçek bebek lan. Nasıl ya? Ya ama şu an... Bu ne lan böyle? Bir saniye. Not var. Oğlumuza iyi bak. Baba olmak sana yakışıyor. Ben bir ara uğrarım.
Barış yine mi ya? Barış? Ne diyorsunuz lan? Vay be, ne alakası var? Saçmalamayın. Aa, delirdiniz. Rahmet. Yok Deniz, ben nereden çocuk, benim bir çocuk? Nereden çıksın ya? Abi Tufan abinin öyle vukuatları oluyor, onundur bence. Oğlum ne demek oluyor benim ne? Hayır ya. Tufan gerçekten mi? Hayır yok öyle bir şey, benimle bir ilgisi yok. Ercil abi. Oğlum ben bir aydır içerideyim lan, ne alakası var? Allah Allah. Doğru. Aa Cemil. Cemil? Be. Ne diyorsun çiçeğim? Gözün seveyim, biz yeni evlendik. Tövbe estağfurullah. O zaman? Yapma Hikmet. Aha. Ne zaman ulan? Yapma. Aha. Sen. Ben ne yapacağım? Ben hastaneden yere çıktım. Ne ara yapacağım ben? Doğru söylüyor. Abi! Ne saçmalama lan. Biz dükkanı kapatalım, çok oluyor be. Zevzek. Bu olmaz. Bundan da olmaz. Ana. Oy be. Ay durun, durun, durun. Gel bakalım. Ne o? Bir şey yazıyor. Of baba ya. Ne? Anne Hatun. Babası da Fikri Elif oluyor. Ne yapıyorsun ya? Ya baba be. Ya insan biraz sınır ya. Yine yapmış yapacağını be. Ya bu ya bu kadınlar niye böyle ya? Doğurup doğurup bana bırakıp gidiyorlar ya. Uf ya. Bir şey diyeceğim, bayağı hık demiş burnundan düşmüş. Vallahi mi? Bak vallahi nasıl benziyor bak. Ay babası bak. Oy. Allah Allah. Filizciğim. Sen de üzülüyordun ama artık tekrar ablasın. Al bakalım. Ya. Al bakalım bir şey. Ay, ay, dur. Dur bakalım. Baba ya. Ay. Kardeş misin sen? En küçük mini bu. Çok tatlıyım ben. Ne güzelmiş. Hayırlı olsun be baba. Yaşasın. Abi oldum ben sonunda. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile dalıdık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp de koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp de koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de.